Sevgili TV6 izleyenleri, hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. İkinci Lig Futbol Dosyası'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta da gündemimiz oldukça yoğun. Öncelikle programda partnerliğimi üstlenen Gökalp Metin'e dönmek istiyorum. Gökalp hoş geldin. Hoş bulduk Nurgül. Nasıl geçti hafta? Valla herkes bir hasta bu şeyde, memlekette. Bu hafta beni de buldu. Bir boğaz salgınıdır gidiyor. Bir boğaz salgınımız var. Bir böyle öksürükle karışık. Doktora gittim, ilaçlarımı aldım. İnşallah falso vermeden programı bitirirsem kendimi çok mutlu edeceğim. Aman aman dikkat et kendine. Sen bize lazımsın ama sonraki haftalarda da. Bu hafta stüdyomuzda çok özel de bir konuğumuz var. Ampute Futbol Milli Takımı kaleci antrenörü Erhan Kuşkapan bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Nurgül Hanım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Teşekkür ederiz. Yani devamlı takip ettiğim bir program zaten. Birazcık enerjinizden istifade etmeye geldim mi diyeyim artık, öyle bir şey oldu. Gökalp abiye de geçmiş olsun diyeyim. Ama Gökalp abi de enerji bitmez hasta da olsa. Yok, biz kaldırırız. Sizde yatırırız. Bir şey yok değil mi? Siz ben iyisiniz. Ben iyiyim şimdi ama programdan sonra tekrar bakmamız lazım. Peki o zaman dosyamızı açıyorum ben. Açalım, haydi bakalım. Dosyasını açıyorum. Beyaz grupla başlıyoruz. Önce beyaz grupta haftanın sonuçları gelsin, haftanın sonuçlarına bakalım. Hangi takım ne yapmış bir görelim. Ahmet Sportif Faaliyetler 0, Ankara Spor 0, Şanlıurfa Spor 1, Arnavutköy Gençlik Belediye Spor 1, Bursa Spor 0, Düzce Cam Düzce Spor 0, Sivas Belediye Spor 1, Tarsus İdman Yurdu 0, Batman Petrol Spor 1, İnegöl Spor 0, Çorum FK 3, Bayburt Özel İdare 0, Nazilli 2, Menemen FK 0, Soma Spor 2, Isparta 32 Spor 0, HES İlaç Afyon Spor 0, Anagold Erzincan Spor 0. Seni şaşırtan bir skor var mıdır? Şaşırtan liderle ikincinin kendi evinde berabere kalması tabii doğal olarak. Evet. Hem Şanlıurfa hem Ahmet evinde berabere kaldı. Sivas Belediyespor geçen hafta Ankara'da 1 puan aldıktan sonra evinde Tarsus'u yenerek 3 puan aldı. Nazilli Belediyespor 3. kez 3 puan aldı. Benim o içeride dışarıda içeride iyi bir daha tutturdu. Sen Sivas'ı da tutturdun. Biz o gün Ankara maçında deplasmanda 1 puan alındı. Evde de 3 puan alınırsa demeyin Sivas'ın keyfine demiştin. Demiştik ki aldılar, 3 puanı da aldılar. Güzel bir hafta oldu ya. Beyaz grup açısından da güzel bir hafta oldu. Çok liderler saydı. Ama. Olsun, o kadar olacak. Ben sevmiyorum, biliyorsun az gol. Mücadelenin olduğu yerde bazen gol yememek çok büyük başarıdır. Tabii ki de, tabii ki de. Hocam sizin kaleciyi golleri kaleciler yiyor. Sen şimdi yanımızda kaleci. Ya futbol oynarken tabii gol yememek bizim için artı ama gol olsun istiyordum. Yani biz atalım istiyordum. Hani rahat oynayalım anlamında. Şimdi goller kısır geçince. Mesela 0-0 biten maçlar. 0-0 biten maçlar severdim. Hani kaleci ön plana çıktığı için. Yani 0-0 bitti, iyi, bende problem yok. Hani hoca düşünsün diye düşünüyordum tabii kaleciyken. Ama antrenör olunca durum öyle değil. Tabii tam tersi. Kazanmanız lazım, gol atmanız lazım. Ama Ankara Spor'un aldığı beraberlik bence değerli bir beraberlik. Evet, evet, onu konuşacağız. Çok değerli bir... Bir puan yani. Evet. Ama Ankara Spor'da iki haftadır beraber. Ama pozisyonu iyi. Üçüncü sırada. Evet, evet. Maşallah. Biz sezon öncesi Mehmet Emin Katipoğlu Başkanı'na konuşmuştuk. Şey, ben zaten Ankara Spor çıkışlıyım. Yani Mehmet Emin Katipoğlu benim de başkanımdı. O zaman 2005'ti tabii. Eski yıllardı. Yani genç bir takım üzerinden gideceğini, gençlere geleceğini söylüyordu. Yani hocalarıyla beraber bence iyi bir enerji yakaladılar. Adem Hoca ile beraber. Durumları iyi yani bence gayet. Üçüncü sıradalar abi, yani, ne olsun. Bence de. Ben beklemiyordum yani açıkçası. Esenler Erok vardır mesela, onun üzerinde. Tabii. Sen Menemen maçımızı hatırlıyorsun değil mi? Ankara Spor, hatırlıyorum, Menemen. Hatırlıyorum. 65. dakikadan sonraki. Evet, evet. Bizim o bir aramızda espridir. Ankara Spor o zaman yani çok umutlu değildik ama yani yüzümüzü kara çıkardı. Ya ben umutlu İlk yarı çok kötü oynamıştı, ikinci yarı iyi oynamıştı. Evet. Menemen'in kondisyonu varmış. Sonraki haftalarda gördük mü? Evet, evet, evet. Onun kondisyonunu da gördük. Onu gösterdi bize. Bizzat şahsen gösterdi. Tebrik ediyoruz. Peki o zaman gelsin diğer görselimiz. Puan durumunu isteyelim mi? İsteyelim. Bakalım kim lider? Şanlıurfa Spor. Değişmiyor liderimiz. Ama bak 1 ile 3'ün 13'er maçı var. 2 ile 4'ün 12 maçı var. Yani şeylerin daha bay haftası gelmemiş. Şanlıurfa ile Ankara Spor'un. Onların bay haftasını bekliyoruz. Bu hafta esenler. Ondan sonra daha da netleşir bu durum. Ama bir takımlar birbirine çok yakın ya. 24, 23, 21, 20, 20, 20, 20, 19, 19, 18, 18, 17. Yani 9 puanlı. Ben onu şeyde hep söylerim.
herhangi bir takım için içeride dışarıda içeride 3 galibiyet üst üste aldığı zaman o bayağı bir çok başka bir yere götürüyor. Evet. Şimdi orada 17 puanlı takımı 3 hafta 26 puana 9 alıp 26 puana çıkarsa Nazilli Belediyespor ki 9 aldı da geldi buraya. Hı-hı. Çok başka bir yere gider şey. O yüzden çok çekişmeli geçiyor. Beyaz grubu seviyoruz. Beyaz evet. Grup bir de hep şampiyonluğu oynayan takımlar birleştiği bir grup oldu. Keyifli bir grup ama şampiyonluk düğümü son haftalara kadar kalır gibi. Şimdi mesela Isparta Spor 17. sırada ama onlar da çok iyi takım aslında. Geç kuruldular birazcık. Isparta Spor'un en çok formasını seviyorum ben. Yusuf Hoca ile beraber başladılar ama evet. Geç toplanmalarını verdiği bir dezavantaj oldu bence kendi fikrim. Yani Urfa Spor zaten hep Kemal Hoca ile beraber. Nazilli nasıl toparladıysa Isparta da toparlayacaktır. Evet. Bak şey 2 haftada 4 puan aldı Sivas Belediye 18. sırada. 2 puandan 6 puana geldi. Devre arasına kadar böyle birkaç sürpriz daha yaparsa Sivas Belediye o şeye kadar transferle takımı güçlendirme aşamasında bambaşka şeyler seyredebiliriz. Ben başlayayım o zaman. Başla. Bakayım bir. Liderimiz Şanlıurfa Spor 24 puanı var. İkinci sırada Ahmet Sportif Faaliyetler onu takip ediyor. Onun da 23 puanı var. 20 puanda maşallah 7 tane takımımız var. Bayağı güzel gidiyor bu grup. Üçüncü sırada Ankara Spor 21 puan var. Onların da dördüncü sırayı Esenler Erok Spor aldı. Beşinci sırada Çorum FK. Altıncı sırada Arnavutköy Belediyesi var. Yedinci sırayı Menemen Futbol Kulübü aldı. Sekizinci sırada Düzce Spor. Dokuzuncu sırada Anagolt Erzincan Spor. Onuncu sırada Soma Spor. 11. basamakta Batman Petrol Spor var bu hafta. 12. sırada HES İlaç Afyon Spor. 13. sırada Tarsus İdman Yurdu. 14. sırada Eşin Grup Nazilli Belediyespor. 15. sırada Bursa Spor, 16. sırada İnegöl Spor, 17. basamakta Isparta Spor, 18. sırada Sivas Belediye Spor ve 19. sırada Bayburt Özel İdare. Hemen dosyamızı başlatalım. Açalım. Ben hatta liderimizin maçıyla başlıyorum. Şanlıurfa evinde Arnavutköy Belediyesi'ni konuk etti ve maçtan 1-1 eşitlikle ayrıldı. İlk yarıda Şanlıurfa, ikinci yarıda ise Arnavutköy daha iyi ve baskın bir oyun sergiledi bu maçta. Nihat Hoca'nın ekibi Arnavutköy Belediyespor galibiyet serisini sonlandırdı. Onlar da 3 galibiyetli bir seri yakaladılar ama beraberlik en azından yenilmediler. Bir de Şanlıurfa deplasmanı. Bu 1 puan başarı hanesine yazar hocam. Bence de hocam. Maç sonu protokol tribününde fiziki müdahaleye varan olaylar yaşandı. Bu konuda herkes de üzüldü. Bir ihtimalle olayın kahramanları da üzüldü. Kemal Rüzgar 23. dakikada Şanlıurfa'yı 1-0 öne geçirdi. 50'de Furkan Yaman 1-1 yaptı durumu. Şanlıurfa Spor için 2 puan kayıp, Arnavutköy için 1 puan kazanç diye düşünürüm. Çünkü şampiyonla oynayan takımın evinde hocam 3 puanı alması gereken bir durum. Şanlıurfa Spor'da Kemal Kılıç Hocam'ın totemleri vardır böyle. Bu hafta demek ki totemi tutmadı. Böyle onun enteresan şeyleri vardır. Ama Arnavutköy için bence bir puan iyi. Arnavutköy'de de Nihat Hoca'ya bir parantez açmamız lazım bence. Nihat Balan. Yani geçen sene takımı şampiyon yapan hoca bu sene de devam etti. Kaliteli de bir kadrosu var. İşte Furkan Yaman, kaleci Fatih Gülmez'i almış. Geçen sene Kıvanç oynuyordu. Bir de üçlü savunma oynuyorlar. 3-4-3 oynuyorlar. 2-3 sene öncesine kadar genelde ikinci ligde, üçüncü ligde işte liderimizde dörtlü savunma oynardı herkes. Yani kolay kolay değişmezdi. Doğru mu Gökhan abi? Doğru. Yani üçlü savunmayı hani iyi oynayabilen hala takımlardan birisi. Hala üçlü savunma büyük problemdir. Ama nadir takımlardan birisi Arnavutköy. İyi de yaptıklarını düşünüyorum. Hani top rakipteyken hemen bir anda beşli savunma oluyorlar. Top kendilerindeyken hepsi stoperler bile hücuma destek veriyor gerekirse. Tek kişi bırakıyorlar. İyi bir takım. Yollar açık olsun. Alıştılar ama. Başlangıçta biraz kötü gittikleri, sürekli beraberliklerle döndükleri falan oldu yeni ama. Yeni bir lige geldikleri için birazcık normal bence. Bir de üçlü savunmayı hani transferlere adapte etmek de zor. Üçlü savunmayı bugün beceremeyen hani Premier Lig takımları var. Tabii. Zor bir şey ama onlar yaptılar. Geçen sene yaptılar. Şampiyon oldular. Ben Kahta Spor'da çalışıyordum Bülent Akan'la beraber ikinci yarı. Biz de onları yendik içeride. Yani üçlü savunma iyi bir analizini yapmıştık. Yani kazandık içeride 2-1 yendik. Ama çok başarılılardı yani. Şampiyon da oldular zaten. Evet. Bu sene de devam ediyorlar. Nihat Balan zaten şey, liglerimizde hep şampiyonlukları olan, playofflar oynayan sevdiğimiz defansif antrenörden birisi. Şeyi defans ön planda. Defansif kontrolü yüksek bir hoca. Evet. Üçlü defans bence tam onun aradığı sistem. O takıma da yakıştı gibi bir düşüncem var. Hadi bakalım göreceğiz. Devamı da inşallah izleyeceğiz. Şanlıurfa Spor'da
üstlükle olması lazım. Stadı, camiası, seyircisi. Ya zaten şehir çok istiyor. Hani evet. Taraftarlardan gelen geri dönüşlere de baktığımız zaman ya istiyorlar şampiyonu. Takımları da iyi takım. Ama bu grupta zor yani. Bu gruptan yeni her olacağı... Her şey olabilir beyaz grup. Nisan'a çok Mayıs'a kadar belli olmaz bu grup. Tehlikeli bir grup. Hı-hı. Bakalım. Sonraki maçımıza geçelim mi? Geçelim haydi. Amed Sportif Faaliyetler evinde Ankara Spor'u konuk etti. Maç başladığı gibi bitti 0-0. Hidayet Bey telefon attığımızda ona bağlanıyoruz. Hidayet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Maçın hikayesini sizden dinleyelim. Hidayet Bey izlediniz maçı. Evet. İyi akşamlar. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim Hidayet Bey. Erhan Hoca'ya da sevgiler saygılar sunuyorum. Merhabalar. Merhabalar. Şimdi TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Spor sezonun 13. haftasında Ankara Spor'la karşılaştı. Şimdi son haftaların formuna olan Amed Spor 4-4-4 yapmıştı. Son 8 haftadır yenilmeyen bir Amed Spor vardı. Ve bu maçın mutlak favorisiydi. Ancak kadro açıklığında Amed Spor tamamen forvetsiz bir kadroyla sahaya çıkınca... sürpriz bir şekilde karşılandı çıkan kadro. Maçın başlamasıyla ilk dakikalarda Ahmet Spor 5. dakikada sanırım Okan Deniz'le direkten dönen bir topu vardı. Kaleci kurtarmıştı. Yani direkten döndükten sonra kaleci kurtarmıştı. Ondan sonra Ahmet Spor'un son haftalardaki başarısını gösteren orta saha ve kanatlardaki sıkıntı bu maçta birazcık kendini gösterince zaten Ahmet Spor son haftalarda attığı bütün goller orta saha ve kanatlardan gelmişti. Bu hafta yerler kötü olunca maalesef takım çok iyi oynayamadı ve ilk yarı bu şekilde 0-0 sonuçlandı. İkinci yarıda aynı kadroyla çıktı takım. Ankara Spor daha dinç, daha dirençli, daha atak görünüyordu. Hatta pozisyonlar da yakaladılar ama offside engeline takıldılar. Yoksa sürpriz bir şekilde Ankara Spor galip de gelebilirdi. İlerleyen dakikalarda karşılıklı ataklar sonuç vermeyince maç golsüz bir şekilde bitti ve takımlar birer puanı paylaştı. Hidayet Bey, geçen ya Ankara Spor kanadından hakem yönetimiyle alakalı bir serzeniş vardı. Siz hakemi beğendiniz mi Ahmet tarafı olarak? Sizce yani hakem iyi bir maç yönetti mi? Şu offside pozisyonunda offside olmadığı iddiası var. Siz ne diyorsunuz? Yani şimdi, canlı seyrettiniz. Evet, canlı seyrettim. Yani yan hakem gerçekten çok güzel yakaladı bütün pozisyonları. Yani yan hakem evet bu hafta çok iyiydi. İyi kararlar verdi. Evet Ahmet Spor'un da beklediği pozisyonlar vardı ama hakemler genel anlamda iyiydi. Yani kararlarında doğru kararlar verdiler. Yani sonuca etki edecek büyük bir kararlar yoktu işin doğrusu. Anladım. Çok teşekkür ediyoruz. Yani bizim için Ahmet Sportif'ten bilgiler almak, maçı canlı izleyen sizlerden bilgiler almak çok çok önemli. Emeklerinizi teşekkür ediyoruz biz size. Bizi aydınlattınız. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok saygılar, teşekkürler. Sağ olun. Rica ederim. İyi çalışmalar efendim. Maçı yaşadık yine. Şeyi anlatacağım. Osmanlı Spor'da eskide kaldı. Ankara Spor'un orta sahadaki pas oyununu kesebilmek için forvetten alıp orta sahaya ekleme yapmış Ahmet Sportif. Hı hı. O hani forvetsiz çıkmanın da şeyi o. 4-6-0 gibi mi? 4-6-0 veya 4-5-1 gibi işte en fazla. Hı hı. Ahmet Spor'un da şöyle bir özelliği var. Şimdi Diyarbakır Spor'la aynı statta maç oynuyorlar ya. Hı. Ahmet'in maçına 15 bin kişi geliyor. İşte stat full oluyor. Diyarbakır maçına kimse gelmiyor. Şimdi yani orada bir sahiplenme var. Milli maç şeyine bu Seyrantepe İkinoğlu sahası bu. Bu 2200 kişilik bir stat. 1500 kişilik kısmına zaten seyirci alınmıyor. Hem bu farklı statta oynuyorlar maçta. Farklı statta oynuyorlar. Zemin bozuk olduğu için mi o zaman farklı statta oynadılar? Ya, milli maç var ya. Zemini düzeltme çalışmaları aldılar, var orada. Ahmet'te bir de geçen sene şöyle bir transfer saha vardı biraz sahada hatırlar mısın? Hı hı. Şey bir tane oyuncuyu aldılar kaleci Cantu Temel. Onunla ben şimdi Çarşamba Spor'da çalışıyordum. Takımı almak istiyordum. O Ahmet'e gitti.
Transfer yasağını kaldıramadılar son güne kadar. Hatta Cantu'yu ben alacaktım sonra. Gelir misin gelmez misin diye. Ahmet Spor'un yapacağı tek transferdi devre arası. Başkanları hani vefalı, düzgün bir insanmış demek ki. Demiş ki Cantu'ya. Yani son güne kadar seni burada beklettik. Hani mağdur olmayı istemeyiz. Transferi açmasak bile ne anlaştıysan ödemeni de yapacağız. İşte takımımızla beraber devam edeceksin. Transferi de açtılar son gün. Cantu'yu da aldılar. Cantu da kaleci Bekir'den kaleyi aldı geçen seneden beri. Hala oynuyor. Liginde en az gol yiyen takımı şu an Ahmet Spor. Bizim haftanın karmasına da iki kere girdi Cantu. İyi de oynuyor maşallah. Maşallah var evet. Yani Cenk var takım arkadaşım. Bandırma Spor'da oynadık beraber. Ömer Bozan iyi oyuncu. Ahmet Spor'da şampiyonluğun büyük adaylarından bence. Evet tabii ki. Ama böyle kendi evinde puan kaybetmemesi lazım şampiyon olmak istiyorsa. Doğru mu Gökhan? Evet. Ama şimdi puan kaybettiği takım Ankara Spor. İyi bir ekip. Yani yok, itirazımız yok ama şampiyonluk iddiasında olan takımın evindeki minimum puan kayıpları çok önemli. Ama şimdi lider de evinde puan kaybettiği için. Herkes için bu herkes için geçerli. Yani Şanlıurfa için de geçerli, Ahmet için de geçerli, Ankara Spor için de geçerli, herkes için geçerli. Evet. Evde 3 puan, deplasmanda 1 veya 3 puan. Yani olay o. Geçelim Çorum. Sonraki maçımıza geçiyoruz. Çorum FK evinde Bayburt Özel İdare'yi konuk etti ve maçtan 3 puanı 3 golle almayı başardı. Oğuzhan Yalçın başkanımız telefon attığımızda. Başkanım hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz başkanım. Hoş geldiniz başkanım. Merhabalar başkanım. Merhaba. Hayırlı yayınlar. Kusura bakmayın izleyemiyorum. Şu an dışarıdayım. Estağfurullah başkanım. Kimlerin olduğunu da bilmiyorum ama herkese iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Başkanım Gökalp ben, Gökalp Metin. Yanımda Erhan Kuşkapan var, ampute milli takım kaleci antrenörü. Evet. Sizi bir stüdyoda dinliyoruz şu anda. Benim birkaç sorum olacak size. Öncelikle bir lige hızlı başladınız, iyi başladınız. Sonra bir duraklama dönemi ve Mert Nobre'nin ayrılığı süresi geldi. Bu hafta 3-0'lık bir de geri dönüş yaptınız. Bu süreçte aksayan neydi? Ne oldu? Problem neydi? Bundan sonraki durum nedir? Hedefler nedir? Bir kısa bir bahsederseniz sevineceğim. Tabii ki. Şimdi lige başladığımızda aslında hedefimiz bir açıklama yapmadık. Şampiyonluk oynuyoruz, şampiyonluğu oynuyoruz. Öyle bir hedef açıklaması yapmadık. Fakat kurduğumuz takım ve ligin önemli oyuncularını aldık. Ve hocamızla birlikte, aldığımız hocayla birlikte şampiyonla oynadığımızı aslında kağıt üstünde bütün Türkiye'ye denkler etmiş olduk. Lige de iyi başladık. Evet. Ama daha sonrasında tabii ki bir mağlubiyet aldıktan sonra içeride Ahmet Spor mağlubiyetinden sonra psikolojik olarak bir çöküş yaşadı takımımız. Bunun üstüne de arkasından arka arkaya aldığımız mağlubiyetler sonucu maalesef futbolda ayrılıklar oluyor biliyorsunuz. Tabii. Hocamızla alakalı kendisiyle, kişiliğiyle, karakteriyle, çalıştırmasıyla alakalı hiçbir zaman hiçbir problemimiz olmadı. Ama kan değişikliği her zaman iyi geliyordu ve bizim de bunu yapmamız gerekiyordu. O yüzden aslında Tarsus maçını bekledik. Normalde 3-0 çektikten sonra Türkiye'de çoğu kulüp başkanı hocayla yollarını ayırır. Ama biz Tarsus'a gittiğimizde inşallah dedik yeneriz ve hocamızla birlikte tekrardan devam ederiz, sıkış yakalarız. Ama oradaki puan kaybından sonra elzem oldu hoca değişikliğine gitmemiz. Bu hafta iki maçla alakalı aslında Bayburt Spor'un ligde bulunduğu konum ve sezon başı yaşadıkları sıkıntılar göz önünde alırsak hani pek konuşulacak bir durumu olduğunu sanmıyorum. İnşallah onlar da eski günlerine bir an önce dönerler. Gerçekten sıkıntılı bir süreç geçiriyorlar. Bizim hedefimiz şampiyonluktu zaten. Böyle maçları geçmemiz lazım diye düşünüyorum. Bundan sonraki süreçle alakalı da devre arasına girdiğimizde lider girmek istiyoruz. Önümüzde Urfa Spor lider, Urfa Spor'un bir maç fazlası var bizde. Ama tabii ki arada takımlar var. Kayıpsız geçip ligi en üst sırada bitirip devre arasında da hocamızın bize söylediği, yeni hocamızın bize söylediği eksiklerimize bakarak ona göre transfer lazım olursa transfer yaparız.
transfer lazım değil derse hocamız da ona göre farklı şekilde oraya ayıracağımız bütçeyi farklı şekilde değerlendirir. Hoca boşluğunu da çok kısa bir süre içerisinde ve nokta atışla doldurdunuz. Sizi de ayrıca tebrik etmek lazım bu konuda herhalde. Bence de alabilecekleri en iyi hocayı aldılar gibi geldi bana Gökhan abi. Kesinlikle yani Tahsin Hoca çok yetenekli, başarılı bir hoca. O konuda da... İşin aslı hocamızla alakalı şöyle bir durum oldu. Biz 3'te 0 çektiğimiz zaman 3. maçımız Ankara Spor maçı. Yaklaşık bir 10 tane, mübalağa olmasın 10 tane gol kaçırdı. Ve o maçtan sonra bir teknik direktörünün görevine son vermek ya da onunla ayrılmak, ben eski bir futbolcu olarak kendime yakıştıramadım bunu. Çünkü yani maçı yenildik ama maçı nasıl yenildiğimize bakmak gerekiyordu. O gün bir değişikliğe gitmedik. Arkasından Tarsus İkman Yurdu maçından sonra değişikliğe gittik. Ve inanın hiçbir hoca, mesela çok hoca ismi yazıldı bizim kulübümüzle alakalı. Üst liglerden çok hoca ismi geçti. Bunlardan sadece bir tanesiyle görüştük. Başka hiçbirisiyle görüşmedik. Sonra ben kendim İstanbul'a yola çıktım. İstanbul'da bir işim vardı. Yolda giderken Bolu'da Tahsin Hoca'nın ayrıldığını, istifa ettiğini gördüm. Ve istifa ettiğini gördükten sonra telefon ettim. Ertesi gün görüştük ve anlaşmamız oldu. Allah bize nasip etti belki de Ankara Spor maçında kulübümüzün başında olan teknik direktöre bakış açımızdan dolayı belki diğer hafta bize nasip etti. Çünkü gerçekten ben de hocamızla alakalı çok beğendiğim, son iki sezonu çok güzel işlere imza atan birisi kendisi. Bir tercihim olsaydı Tahsin Hoca diye söylerdim. Allah da nasip etti. O gün istifa etti Bursa Spor'da. Biz de kendisine teklif yaptık. Anlaştı. Sağ olsun bizi hiç kırmadı. Fazla da uzun sürmedi görüşmemiz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Başarılar diliyoruz Çorum'a. Biz Ankara'dayız. Ankara merkezliyiz. Yarı Çorum modundayız şu anda. Ankara'da yeteri kadar hemşehriniz var ve bizi takip ediyorlar. Ankara'da Etimesgut Stadı'nı hınca hınç dolduran taraftarlarınızı da biliyoruz. Evet. Başarılarınızın devamını diliyoruz. İnşallah Allah gönlünüze göre versin. Biz Çorum'un başarılı olmasını çok isteriz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Katılımınız için çok çok teşekkür ediyorum size. İnşallah başkanım gibi başkanların da sayısı artar. İnşallah. Gerçekten çok örnek veriyor çünkü. Böyle insanları başkan olarak görmek. Ben de Erhan hocamı zaten gıyabında biliyorum. Karşılıklı tabii futbol oynamışızdır. İsmini de çok duydum. İnşallah yani sizler gibi sizin bu atletlerle alakalı programlar yapmanızda buradaki oyuncularla alakalı da bence çok güzel bir şey. Hem de kulüplerle alakalı da çok güzel bir şey. En azından insanlar seslerini duyurabiliyor sizin sayenizde. Sağ ol. Ben çok teşekkür ederim yayına. Biz teşekkür ediyoruz. Bağladığınız için. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi akşamlar diliyorum başkan. İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum herkese. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şöyle bir espri yapayım. Böyle programlar olsaydı biz daha futbol oynardık başkanla beraber. Başkan da oynardı, ben de daha. Bizim için önemli. Alt ligler bizim için önemli. Yapacak bir şey yok. Erhan hocam, size bir tane soru gelmiş. Evet. Bülent Çetin sormuş bu soruyu size. Beyaz grupta beğendiği kalecileri değerlendirebilir mi demiş genel olarak. Çorum kalecisini nasıl buluyor diye sormuş. Tam zaten bayramdan bahsedecektim. Bülent de bizim amatör milli takımında kalecimiz. Önce Bülent'le bahsedeyim o zaman. Gazi kardeşimiz. Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi takımında işte amatör futbolu başladı. 100 kiloydu. Şu an 72 kiloyla Dünya Kupası'nı kaldırdı takım kaptanımız. Önce ondan bahsedeyim. O kadar kilo versen ben de bir kupa kaldırdım. Olurdu değil mi? Ben de Çorum Spor'un kalecisi Bayram. Gördüm, zayıflatmışsınız. Bence bayağı bu liglerin üzerinde bir kaleci. Yani Süper Lig'de oynaması gereken, yani gerektiğine inandığım bir kaleciydi. Çünkü yani Bayram, Gökhan Akkan, işte Altay Bayındır, üçü beraber oynuyorlardı Ankara Gücü'nün transfere sağladığı zamanlar. Hatırlar mısın abi? Yani biz de rakiptik o zamanlardan beri. Bayram bir kırmızı kart görmüştü bu sene. Cezası da bitmiş, tekrar kalede. Bayram iyi kaleci. Can Tuğ söyledim. Ya bu beyaz grup
Yani çok kaliteli bir grup. Yani burada da çok kaleci sayarız. En favorin sanki. En favorim Bayram. Onda problem yok. Bülent de onu duymak istemiştir zaten. Muhtemelen. Hı hı. Çorum Spor'a da bir ayrı parantez açmak lazım. Kadrosu da çok kaliteli. Hocaları da şimdi Bodrum Spor'da işte Karacabey'de iyi işler yaptı. Bence iyi bir sinerji yakalarlarsa şimdi Çorum Spor'a da şampiyon olması lazım dedik. Urfa'ya da Ahmet dedi. Şimdi üçü de çok kaliteli takım. Bu grupta daha böyle takımların sayısı var fazla gibi. Burada zaten ilk 7 hocam yani son haftanın ikinci devrelerinin son 10 dakikası falan artık 3 aşağı 5 yukarı. Aynen öyle olur gibi. Bayburt Spor'da işleri zor. Allah yardımcılar olsun. Yani Bülent Hoca sadece Bayburt Spor'da çalışıyor. Ben Bülent Hoca'yı tanıdım tanıyalı Bayburt'a gider gelir. Bülent Hoca oğlum. Yani orada bir onun bir seviyorlar herhalde tarafta falan. Daha önce evet. Yaşanmışlıkları vardır illaki. O da takımı boşalttı tekrar transferlerle doldurdu ama bu sefer uyum sağlayamadı hocam. Yani zor yani işler. Yani bir de grup da zor. Bayburt Spor'un işi zor gibi gözüküyor. İşte destek gelmesi lazım devre arası artık ne yaparlar ne ederler. Artık devre arasına kadar toplayabildikleri kadar toplamaları lazım. Sonrasına evet. Bakacağız. Geçelim mi diğer maça? Geçelim. Nazilli Belediyesi evinde Menemen'i ağırladı ve maçtan 2-0 galibiyetle ayrıldı. Kemal Altan telefon hattımızda. Kemal Bey hoş geldiniz. İyi akşamlar efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Sizleri sormalı. Siz çok mutlusunuz gerçi. Çok teşekkür ederim. Gökalp Beygin. Değerli amputörün takım hocamızı saygılar sunuyorum ya buradan. Teşekkür ediyorum. Sağ olun Kemal Bey. Evet biz Menemen Spor'u bu hafta gerçekten yendik. çok mutluyuz, sevinçliyiz bu konuyla ilgili. Nazilli Cihan Hoca ile beraber gerçekten takım mücadele etmeye başladı. Takımın konusundan bir hava geldi. Menemen maçı da bunun bir fikrini ateşledi. Belki dün seyretmişsinizdir. Adana Demirspor maçında Nazilli gerçekten güzel top oynadı. Ki karşıdaki takım çok iyi bir takım Adana Demirspor. Onun karşısında bile böyle iyi bir top oynamak bizim Nazilli'yle çok mutlu etti Gökalp Bey. 3 gol. Vallahi tebrik ediyorum Nazilli'yi. Burada hani nazarımız değecek diye de korktuk evet. Biraz ama maşallahınız var. Evet. Bundan sonraki durum nedir? Takım bayağı bir oturdu. Evet, takım oturdu. Şimdi biliyorsunuz ben ilk başladığımızda Alim Harlak'tan bahsetmiştim size. Bu çocuğu çok konuşacağız demiştim. Evet, gerçekten Alim kendini bulmaya başladı. Antrenmanları çok iyi takip ediyor. Antrenmanlar çok iyi. Bu hafta da biliyorsunuz Menemen maçına 2 golle bunu taçlandırdı. Evet. İnşallah Menemen sporla beraber bizim önümüzdeki haftaki maçlarımız gayet iyi olacak diye düşünüyorum. Alim haftanın karmasına 3. kez girdi bu hafta. Maşallah. Yani Nazilli Belediyespor'da Alim Harlak'ın şeyi ayrı. Evet. Pozisyonu ayrı. Girdi. Menemen Spor maçta nasıldı? Menemen Spor gerçekten ben Menemen Spor'u bu maçta çok vasat gördüm. Çok tutuktular. Menemen bilmiyorum gerçek topunu oynayamadı mı yoksa eski günlerini aratacak gibi duruyor Menemen. Yani böyle giderse bilmiyorum ama takımda bazı değişiklikler yapacaklar gibi duruyor ikinci yarı için. Değil çünkü mi? Menemen yani bildiğimiz Menemen değildi. Devre arasına kadar götürür ondan sonra biraz transfer toparlar belki. Evet, evet. Büyük ihtimalle olur Gökalp Bey. Çok teşekkür ediyoruz Kemal Bey katılımınız için. Bizi aydınlattınız. Rica ederim. Saygılar sunuyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok İyi teşekkür ediyoruz. Sana. Hoşça kalın. İyi çok akşamlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. Senin söylemek istediğin bir şey var vallahi mı? Valla Nazilli'ye nazar değdirmemeyi başardığımız için kendimizi tebrik ediyorum. Sonraki maç yenilecek. Dur bakalım hayırlısı. Ama şey demiştik onu da söyledik hocam. İkinci ligde, alt liglerde seriler kısa sürer. 3'te 3 yaptılar 4. Yani şeyde bile Ahmet bile 3'te 3 seriden sonra 4'te 4 seriden sonra bir patladı. İskenderun'un serisiydi 5'te 5'ti. Evet, 6'da 6 bitirdi. Değil miydi? 6'da 6 yok 5'te 5 vardı. 5'te 5 yaptı miydi? Sonra berabere kaldı diye hatırlıyorum. Evet. Şimdi kırmızı grupta seri yakalamak daha kolay gibi sanki. Bakarız ona. Peki. Ona kırmızı grupta karar vereceğiz. Sonraki maçımıza geçiyorum. O zaman
Bursa evinde Düzce Spor'u ağırladığı maç başladığı gibi bitti. Tahsin Tam'ın istifasından sonra İsmail Ertekin Hoca ile anlaştı Bursa Spor. Alınan bilgiler şu yönde ki tipik bir beraberlik maçı oynandı. Maçın başından sonuna kadar bir yani karşılıklı mücadele, orta saha mücadelesi, pozisyonlar var ama cılız ve yani Bursa Spor için hiçbir şey söyleyemiyorum. Çok genç bir takım. U17 takımı. Yani 3 kişi hariç. Açık söylüyorum ben geçen şeyde de söyledim. Yani 2002'li çocuğa yaşlı muamelesi yapıyoruz biz. Evet. Yani 20 yaşında gelmiş 20 yaşına hala falan diye bakıyoruz. Yani 2005'li 2006'lı çocuklar var sahada. Dolayısıyla pek bir şey söyleyemiyorum. Düzce Spor için beraberlik yeterli midir? Aslında değildir. Yani puan itibariyle 19 puan oldu. 18 puanı vardı. 19 puana tırmandı. Deplasmanda kazansaydı Düzce için iyiydi ama karşıdaki de Bursa Spor. Yani öyle veya böyle genç menç ama çocuklar taş gibi top oynuyor. O zaman ben sana bir soru sorayım Gökalp abi. Şimdi Bursa Spor'un transfer yasağı var. Balıkesir Spor da var. İşte evet. Bu tarz takımlar. Şimdi takımlar AŞ'leşme gitti. Yani transfer yasağı olan takım ister istemez. Hani genç oyuncularla oynuyor. Gençler için bir fırsat ama yani illaki ligin kalitesi biraz da azalıyor gibi. Şimdi Bursa Spor köklü camiye, süperlikte olması lazım yeri. Taraftarıyla, stadıyla, tesisiyle, işte camiye, başlı başına bir camiye. Ama transfer yasağı olmayan bir takım olsaydı bu ligde daha renk katmaz mıydı? Ya da bu transfer yasaklarının önüne geçebilir miyiz ilerleyen? Vallahi yani kulüplerin yönetimiyle ilgili ayrıca bir program yapmak gerekir. Şimdi ben burada ismini anmak istemediğim bir kulübün bir sezonda 20 milyon euroluk transfer yaptığını biliyorum. Şimdi o kulübün 2 milyon euro için neler yapabileceğini düşünüyorum. Yani varken harcamak veya geleceğe başarıya yatırım yapmak iyi hoş da başarısızlık da veya işleri gitmeyince kulüplerin durumu çok kötü oluyor. Biz bunları daha önce Zonguldak Spor'da, Mersin İdman Yurdu'nda şurada burada çok yaşadık. Şimdi bu spor yasası devreye girdi mi? Girdi. AŞ oldu kulüpler. O zaman borçlar başkanlarına kalıyor mu? AŞ 5. aya kadar, önümüzdeki yılın 5. ayına kadar AŞ olacaklar. Yani borçlar başkanlarına kalması daha iyi. Çünkü hani transfer yasağı olan takım olmaz. Şimdi Balıkesir Spor, ben Bandırma Spor'da oynadım. Hani koyu rekabet vardı aramızda. Şimdi onlar da mesela amatör lige kadar inşallah gitmezler ama gözüken o. Şimdi Bursa Spor, Süper Lig şampiyonluğu olan bir takım. Bu durumda görmek üzücü yani bence. Evet. Ya Bursa aslında iyi de top oynuyor ama neden o adımı atamadı? Yani çok genç çocuk. Oyuncuların biraz oynaması lazım, tecrübelenmesi lazım. Yani bir de standartları yok. Yani genç oyuncunun standardı olmaz. Bir maçta çok iyi oynar, öbür maç çok kötü oynar. Yani genç oyuncunun en büyük handikapı standardı olmamasıdır. İki maç Mustafa Genç hariç hocam, 77 numara. O iyi oyuncu. Yani o hariç. Hı hı. Ama normal yani, çok normal. Ankara'da biz Gençler Birliği için aynı şeyi söylüyoruz. Şimdi çocukların standardı yok. Belli bir gençlerle oynanıyor vesaire. Birincilik kulübü. İkincilik kulübünde de Bursa Spor'da da aynı şey geçerli. 2004, 2005, 2006 oynuyor sahada. Sizce yani, üçüncü lige düşer mi? Allah düşürmesin ya. Yok ben Bursa gözüken bu ama gerçekçi olmak gerekirse Evet. Öyle gözüküyor. Tek umudumuz çocukların işte maç içi maç sayılarının artmasından kaynaklanan tecrübelenmesiyle bir şekilde ligde kalmayı başarmasıdır. Ya düşmek kolay, bir şeyleri kaybetmek kolay ama kazanmak, tekrar şampiyon olmak zor şeyler. Zor şeyler. Çok zor. Ercüment Hoca da Sakaryaspor'da çok iyi işler yaptı. Düzce Spor'da bu sene. Ya Ercüment Hoca'ya karşı niyeyse böyle bir pozitif ayrımcılığım var. O da çok başarılı bir hoca. Başarılı bir hoca. Şimdi inşallah başarılı olur. Allah yolunu açık etsin. Şimdi Şampiyonluk göğüslemeye kadar geldi. Finish çizgisine kadar geldi. Finish'i yapmadan ayrıldı takımdan ya Sakaryaspor'dan. Oradan birazcık benim içimde kaldı yani. Ercüment Hoca'nın başarılı olmasını isterim. İnşallah Düzce Spor'da da başarılı olur. Ama gönüllerde orayı şampiyon yapan Ercüment Hoca'dır ya. Değil mi abi? Bence yani de. Yani bu konuyla ilgili olan insanlar onu biliyorlar. Şeyi biliyorlar. Son iki maçta, üç maçta olmuyor iş. Düzce birkaç haftadır beni üzüyor ama umarım. Timur da var aslında. Vardır. İyi forvet. Kosovalı. Orada tamammış. Bir sormak lazım. Programdan sonra sormamız lazım. Sonraki maçımıza geçeyim mi? Tabii. HES İlaç Afyonspor evinde Anagold Erzincanspor konuk etti. Maç 0-0 sona erdi. Şimdi bir önceki maçla ilgili söylediğim Bursa maçı, Bursa Düzce maçının fotokopisi olarak bunu tekrar koyabilirim. Tipik bir beraberlik maçı, bir orta saha mücadelesi. Bu az pozisyonlar, cılız pozisyonlar. Her iki tarafında bir puana razı olduğu bir maç. Ama
bu yanlış anlaşılmasın. Yani bir puana razı olmak bu maç için bir maça bir puana razılar. Normalde Afyon'un evinde kazanma isteğinin olmasını, Erzincan'ın yeni hocasıyla deplasmanda 3 puan isteğinin olmasını anlayabilirim ama bir şekilde taraflar birbirini tarttıktan sonra, maç başladıktan sonra, taraflar bir 15-20 dakika birbirini tarttıktan sonra beraberliğin iyi sonuç olabileceğine dair bir kanaat getirmişler gibi bir maç oynandı. Hikmet Hoca Erzincan'da göreve başladıktan sonra iyi bir başlangıç yaptı sayılabilir ama Koray Palaz da Afyon'da istikrarlı gidiyordu. Ya bu maçı iki takım içinde bir hafif bir yol kazası gibi düşünüp İki takım da kaybetmek istemedi diyelim. Yani kaybetmek istemediler. Bak Erhan oradaki anahtar kelimeyi de söyledi. İki takım da maçı kaybetmek istemedi. Birer puanı aldılar. Yollarına devam ediyorlar işte. Öyle diyeceğiz. Bir de Afyonspor kalecisi ile ilgili bir yorum alalım sizden hocam. Afyonspor kalecisi Anlata. O da yıllarca işte Giresun Spor'da falan da PTT birincilikte. O da çok iyi kalecidir. Bu grupta hep iyi kaleciler var. Öyle de geldi nedir? Ama da Ankara'da. Ankara'da yaşıyor. Ben de çok severim. Sevdiğimiz bir kardeşimiz. Çalışkandır da çok. 2-3 sene oldu galiba. Devamlı Afyon'da oynuyor. Orayı da seviyor galiba. Ama Afyon bakalım Afyon kaç gol yemiş. Afyon bakayım hocam kaç gol yemiş. 15 gol yemiş hocam. Hocam 15 gol yemiş. Anıl'la bir özel görüşme yapmamız lazım. Yapmamız lazım o. Yoksa iyi kaleci. Siz arada bir Anıl'ı da arayın. Güzel güzel arayacağız herhalde bu programdan sonra. Evet, sabaha kadar bir telefon trafiği var. Belli oldu. Erzincan Spor'un durumunu nasıl değerlendiriyorsun Gökhan? Ya iyi başladılar. Onlar da. İyi başladılar. Sonra hoca değişikliğine kadar gidecek olan kötü bir süreç yaşadılar. Bayağı bir puan kaybına. Yani liderdi Erzincan Spor. İkinci, üçüncü haftalarda liderdi. Başında. Oradan şu anda 9. sıradalar ama 19 puanları var. Şimdi ilk 5 maç 13 puan almışlar. Liderle aralarında 5 puan var. Yani Erzincan 9. sıradaki Erzincan'dan bahsediyoruz. Liderle aralarında 5 puan var. Ve liderin bir hani diyelim ki aynı maç oynadığı Ahmet Sportif faaliyetler arasında 4 puan var. Yani birisi kaybedip birisi kazandığında çok başka yere gidecek. Yani sanki hoca değişikliği yapıldığı için çok büyük bir hasar almış falan gibi bir imajı var ama o kadar büyük bir hasar yok. Yani bizim meşhur 3 maçı yani 2 maç haline içeride dışarıda kazansa çok başka yere gelir olay. Ya beyaz grubun bak kıta sahanı çok geniş. Aynen, ben sana diyeyim. İlerliyorsun, ilerliyorsun. Birden 9'a doğru iniyoruz ama asla derinleşmiyor. Ya, ikinci ligin şöyle bir güzelliği var Gökalp abi. Şimdi üçüncü ligde yaş sınırlaması var ya. İkinci ligde bir yaş sınırlamamız yok. Oradan artısı var. Yabancı da oynayamıyor. PTT birinci lig gibi. Ya, bence bizim ligimiz ikinci lig olmalı. Sen bizim ikinci lig sevdamızı burada duymuşsundur bir izlersen. Duyarsın biz ikinci lig diyoruz başka bir şey demiyoruz biz. Ya, bence zaten öyle olmalı. Hem yabancı sınır yok hem genç sınır yok. Ya, takımlar da iyi ama bu beyaz grup bayağı bir şey olmuş. Yani... Abi 14. Nazilli Belediyespor 16 puanda. Yani onu demin de söyledim şimdi de söylüyorum. Ya burada Bursa Spor 12 puandan itibaren bir düşme hattına yakınlık denebilir. Ama onun dışında da yani 16 puanda Nazilli Belediyespor ikinci olup da veya üçüncü olup da playoff'a kalırsa şaşırmayız. Niye kaldığını, niye öyle oldu demez kimse. Yani. Nazilli ben Isparta'dan örnek vereyim. Isparta da bence ilerleyen süreçte toparlar ya, gibi düşüneceğim. Nazilli gibi bir çıkışta Isparta'dan bekliyorum zaten. Isparta genç toplandı. Biraz mobilizasyon zaman alır. Tamam, sonraki maçım da o. Hemen ona geçeyim. Konuşun siz geç orada. Geç bakalım hadi. Sonraki maçımız Soma Spor evinde Isparta 32 Spor'u konuk etti. Maçtan 2-0 galibiyetle ayrıldı. Şimdi konuşabilirsiniz. Şimdi 18 puanlı Soma Spor. 19 gol attı, 14 gol yedi. Ligin bu grubun en çok gol atan ikinci takımı. Nazilli Belediye ile birlikte. Ama Nazilli Belediye 19 gol atıp 19 gol yemişti. Soma Spor 19 gol atıp 14 gol yemiş vaziyette. En çok gol atan da Esenler Erok. 21 golü var. Özür dilerim. Bir de 20 gollü Urfa var. Evet. Şimdi Burhanettin Başatemir Hoca... Başından beri takımının başında ve gizli kahraman olarak gidiyor. Bir de 13 maçı yani bir bay haftası da olacak şeyin. Çok böyle adından andırmıyor. Yani farklı galibiyetler, farklı mağlubiyetler, işte çok gollü beraberlikler falan olmuyor. Böyle
belli bir seviyede gidiyor. Herkese adını unutturdu. Konuşturmuyor kendisinden. Ama bulunduğu yer makul bir yer ve buradan en ufak bir başkaldırışta bu sefer olduğu gibi bahsettiğimiz birkaç maçlık seri yakaladığında o da kendisini şampiyonluk hattında, playoff hattında bulabilecek bir takım. İkinci dakikada Yusuf Türk de öne geçip bu skoru 90 dakika koruyup 90+1'de 2-0 yaptı Somaspor. Isparta'da 1-0 mağlupken 85'te Muhammed kırmızı kart gördü. Isparta için puanı itibariyle kötü zamanlar ama potansiyeli var mı? Isparta Spor'un potansiyeli var. Yani yüksel ki yerin burası değildir ifadesi Isparta Spor için geçerli. En azından benim şahsi kanaatim bence Isparta Spor toparlanır. Burhan Eşer orada, Muhammed Aram var. İşte Bodrum Spor'dan geldiler. İyi de bir kadro. İyi, kadroları iyi ama biraz geç toplandılar. Yani uyum süreci vardır, beraber olma süreci vardır, takım olma süreci diyelim. Ne bileyim, lige daha yeni yeni alıştılar. Hoca değişikliği de oldu şimdi. Evet, Hüsnü Hoca ayrıldı. Soma Spor'a bir parantez açmamız lazım abi. Burhanettin Basetimur. Şimdi hiç karşılaşmadık. Ne rakip olarak denk geldim, ne kendisini tanırım ama geçen sene de bu takımda çalışıyordu. Bir önceki sene şampiyon oldular 3. ligde. Burhanettin Hoca genç aşığı diye bilinir. Yani ben öyle biliyorum en azından. Yani duydun mu bilmem abi. Duydum, şimdi duydum, de Soma Spor'un takım kadrosuna baktım. 24 yaş, 23 yaş, 21, 22 yaş. Yani gençlerle inanılmaz işler yapıyor. Burhanettin Basetimur'a bence bir parantez açmamız lazım. Zaten Soma Spor son haftalarda bir yükselişte. Yıllardır insanlarda. Yani Burhanettin Hoca yıllardır hep gençlerle oynuyor. Böyle isim oyuncu almaz. Bir de ikincilikte bu yaş ortalaması iyi bir yaş. İyi ortalaması. Yaş ortalaması iyi. Yani başarılı da. Bu takım üçüncülükten geldi yani şampiyon olarak hocalarıyla beraber. İyi bir düzen kurmuşlar Soma Spor. 18 puanları da var. Gökalp abinin dediği seri hangi takım yakalarsa o üst sıralara. Bütün olay seri yakalamak. Hı-hı. Yani kötü seri yakalarsan aşağılara düşüyorsun, iyi seri yakalarsan yukarıya çıkıyorsun. İşte Isparta'nın kötü serisi vardı. Futbol oynarken 20 puan yapalım diye yani bekliyordum ilk yarı. Şimdi mesela 12 maçta 18 puan yapmışlar. Hani biraz rahat. 20 hani düşmeyelim, altından uzaklaşalım gibi düşünüyorduk. 7 tane playoff'um var, bir tane şampiyonluğum var. Şey, böyle düşmedik de son seviyeye kadar, son seviye hocayken bir düştük bu saçta. Batman'da, yani bundan sonraki maçımız Batman. Batman'dan arkadaşımız onu söylüyor. Konforlu bir ilk yaşamak istiyoruz diyor. Şimdi yani düşme korkusu olmayan. Hı-hı. Yani playoff ya da şampiyonluk savaşı olsa da olur, olmasa da olur. Ama bu sene bizim konforlu bir lig yaşamamız gerekiyor diyor. Şimdi Erhan da aynı şeyi söylüyor. Yani ilk yarıda 20 puanı bulalım. İlk yarıda 20'yi alalım. İkinci yarıda zaten 20 ya da 23-24 mesela ilk yarı alırsak tamam zaten 40 puan kümede kalır gibi düşünürsek. Konforlu bir lig yaşıyorsun o zaman işte. 40 puan kalıyor mu ligde ya? Kalır. Kalır kalır. Kalır mı? Gerçi 19 takım 20 takım var ama yine de kalır ya. Şey olmaz. Bizim zamanımızda 18 ya takım 40 vardı. 40 olmaz 41 olur. İlk yarı 20 yalan takım ikinci yarı sıkıntı yaşamaz. Biz geçen sene Kahta'ya gittik devre arası. Bülent Akın'la beraber. İşte Galatasaray'da falan yani şey. Takımın 8 puanı vardı. Lig sonunda 39 puan topladık. Şey, Kahta 0-2 Spor'da. Ama küme düştük. İkili avajda Elazığ Spor kaldı. Yani benim hesaba göre şimdi ilk yarı 20 puanla alsaydık biz o takımda playoff olurdu. Yani şampiyon olurdu. Şampiyon olurdu belki de. İlk yarı 8 puan çok azdı yani şey orada geçen sene. Bir de bir parantezde Isparta kalecisini açmanı istesem. Isparta kalecisi Furkan Bekleviç. Evet. Ankaralı zaten. Ankara Gücü'nde yetişme. Turgut Ankara Gücü olmasa yani. İkincilikte kaleci olmuyor. Bunlar hep bu arada abi, hep Ankara Gücü. Bülent'in soruları. Böyle yazmış bütün kalecileri. Biraz maç oynamaya ihtiyacı var Furkan'ın. Daha genç bir kardeşimiz. İşte oynadıkça kendini bulur. Bu sene 10 maç oynamış. Geçen sene 8 maç. Ondan önce işte Ankara Gücü'nde bir maç falan gidiyordu. Bir sezon full geçirmesi lazım. 30-32 maç. Hatta 2-3 sene oynaması lazım. Hı-hı. Onunla ilgili daha gelecekte daha iyi şeyler söyleriz inşallah. Sonraki maçıma geçeyim mi? Tabii geç. Batman Petrol Spor evinde İnegöl Spor'u konuk etti. 3 puanı 1 golle aldı. Şeytanın bacağını da kırdı sonunda. Son 5 haftası kötü giden bir Batman Petrol vardı. O burun stresiyle çıktılar maça zaten. Ama maçın başında baskıyı kurdu. Pozisyon da buldu. 20. dakikadan itibaren oyun orta dengelendi, ortaya döndü. İlk yarı bu şekilde sona erdi. İkinci yarıda ise üstünlük tamamen Batman'daydı. Yani kazanmak için iyice bastırdılar. Penaltıdan Şahin Şafakoğlu attı golü 75. dakikada. Ama yani o penaltı olmasaydı da biz bir gol atardık. Yani o kadar bastırdık, o kadar iyiydik. Direkten dönen toplar var, kalecinin kurtardıkları var vesaire diye. Batman Spor
ligin en iyi maçını oynadık diyebilecek kadar bir noktada bir maç çıkarttı. Ama bu da bir sorun. Ligin en iyi maçını oynuyorsan maçın 1-0 bitmeyecek. Tabii İnegöl Spor için de şöyle bir parantez açmak lazım. Bir potansiyel de İnegöl'de var. Hep başından beri, bu programın başından beri söylüyorum. Yani Bursa bir futbol şehridir. Evet. Hem Karacabey hem İnegöl için de bu artçılar devam eder. Karacabey diğer grupta farklı bir pozisyonda ama burada İnegöl gerçekten beklenmedik bir noktada. 12 maçta 10 puanı var. İnegöl, daha iyi olmasını beklemiyorum. İnegöl eski yıllarda asansör takımdı. Üçüncüye düşer, tekrar ikinciye çıkar. Tekrar üçüncüye düşer, tekrar ikinciye çıkar. Böyle bir takımdı. Son yıllarda bu görüntüsüne biraz uzaktı. Artık hani evet. Birinciyi zorluyordu ama şimdi yine eski görüntüsüne dönmek üzere gibi. Gerçi Taşkın Güngör de benim hocam, beraber çalıştık hocamdı. Ahmet Yavuz da benim hocamdı, beraber çalıştık. Hocam maşallah herkese çalışmışsınız. Çok takım gezdim ya, o yüzden oldu. O yüzden oldu birazcık. Ahmet Hoca da genelde pas oyunu oynatır takımına. Hani Batman'da. Şimdi mesela Alanya Spor'da yabancı Faryoli Hoca var ya, onu genelde şey, olumsuz tepkiler alıyor. Çok geriden oyun başlattığı için Alanya'da. Batman'da Ahmet Hoca nasıl hani tepki alıyor mu bilmiyoruz yani, izlemedik açıkçası. Vallahi ben Batman'ı izledim. Edim Eskut karşısında izledik biz Batman'ı. Hı-hı. Edim Eskut diyorum, Ankara Spor karşısında izledik. İyi bir takım vardı aslında. İyi oynar Ahmet Hoca'nın takımı. Bir standardı vardır ama oyuncu oyun bellidir. Kaleciden pasla hep giderler. İşte Keçiören Gücü'nün oynanma işi gibi yani şeydir. Taşkın Hoca da daha savaşçı, yani Rizeli olduğu için birazcık herhalde oradan bir savaşçı bir kişiliği vardır. İki takım da inşallah iyi olur da bu takımda düşme hattı da çok şey, problemli geçer. O da son haftada falan kalabilir yani. Bayburt'u geçersek, Bayburt'u düştü diye kabul ederim ben. Bayburt'un düştüğünü ben kabul etmem. Daha sanki kabul etsek daha iyi olur. Çünkü şey, Bülent Hoca da artık yani, bence Bülent Topuzoğlu biraz belki ağır olabilir ama artık yani antrenörlüğü bırakması, yani emekli olması lazım. Gençlerin önüne açılması lazım Bülent Hoca. Biraz ağır mı oldu? Şey yapamadım ama. Yok estağfurullah canım. Yani Bülent Hoca sadece Bayburt'ta çalışıyor. Ben onu da anlayamadım. Yani artık orada kimi tanıyor, yönetimler geliyor, gidiyor, bir şeyler oluyor falan. Bülent Hoca'nın hep bir Bayburt'ta kredisi var ama takım şu an yani bir şeyler yapması lazım. Arda arda Gökalp abinin dediği seriyi alırsa alkışlarız. Ya birkaç maç alıp devre arasına girip doğru transferlerle işi yürütmesi lazım. İki sene önce biz yine Bayburt'ta aynı gruptaydık. Yine aynı şeyler konuşuluyordu. O sene yaptılar. Papaz her zaman pilav yemez. Her zaman böyle gitmez. Doğru söylüyorsun tabii. Sonuçta ne kadar iyi olursa olsun, ben onu futbolun her aşaması için söylerim. Şuradaki 19 takım birbirinin aynısı kalitede olsa dahi bunlardan biri şampiyon olacak, dördü küme düşecek. Yani ne kadar iyi olunursa olunsun birileri düşecek bu ligden ki 3. Ligin şampiyonları gelsin. Bu yaşanıyor yani. Yaşanacak, başka şansımız yok. Detaylar çok önemli. Takım olmak, yani o takımda 25 kişi varsa 25'i beraber hareket ediyorsa falan, para olmasa da o takımda olur. Yani iyi arkadaşlık varsa o takım bazı şeyleri aşmıştır zaten. Yani antrenörle enerji önemli, başkanla enerjileri önemli, başkandan dürüstlüğü görmeleri önemli. Yani bir sürü etken sayabiliriz bunlar için. Evet. Ama Bayburt'ta pek işler iyi değil gibi geliyor bana. Başarılar dileyelim onlara. Başarılar son dileyelim maçımıza tabii geçelim mi? Geçelim. Sivas Belediyespor evinde Tarsus İdman Yurdu'nu konuk etti. Maçtan 1-0 galibiyetle ayrıldı. İbrahim Hocam telefon hattımızda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Nurgül Hanım, merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz hocam, Gökalp ben. Hoş bulduk Gökalp Bey. Merhabalar hocam. Erhan Hocam merhaba, merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Keyifle takip ediyoruz, çok güzel bir programınız var. Biz de sizi zevkle takip ediyoruz son iki haftadır hocam. Teşekkür ederim. Hocam geldi, iki haftayı saymadım. İkinci hafta iki gol attılar ilk defa. Diğer hafta yememeyi öğrendi. Şimdi bu hafta hem attı hem yemedi. 3 puanla aldı. Tebrik edeyim ben de bunu. Sivas Belediye'den hocam ne kadar izleyebildiniz ya da ne kadar haberdar olabildiniz bilmiyoruz ama biz Sivas Belediye'den hep şikayet mektubu yazdık. Sivas Belediye yeri burası değildir. Sivas Belediye'nin böyle olmaması lazım vesaire diye. Ama Ankara Spor maçında beraberliğinizi çıplak gözle izledik. Tribündeydik. O zaman da söylemiştim. Evinde de Tarsus'u yenerse olay başka bir yere gider diye. İnşallah başka bir yere tamam gidecek diye düşünüyorum. Nasıl geçti çok Tarsus güzel maçı hocam? Tarsus maçı tabii bir iki haftadan beri Gökalp Bey değerli maçlar oynadık. İçeride oynadığımız özellikle Esenler Alok maçından sonra aslında kazanabileceğimiz bir maçtı. Ama mağlup olduk evimizde. Daha sonra Ankara maçında gerçekten iyi mücadele verdik takım olarak. Hem savunma organizasyonlarında hem de hücum organizasyonlarında.
Onun da meyvesini taşlandırmak için de Tarsus maçını kazanarak taşlandıralım dedik oyuncularımla birlikte. Maç çok değerli geçti, çok güzel geçti. Sivas Tarsus takımına gerçekten Tarsus Manyolu da iyi bir takım. Özellikle savunma organizasyonları çok iyi. Biz onlara pozisyon hemen hemen vermedik ama ikinci yarı efektif oynadı onlar da. Biz de skoru bulduktan sonra daha çok savunma arkalarını çok rahat geçişler yaptık. Birkaç tane net pozisyon yakaladık ama çok zor bir maç geçti bizim için. İki haftadır gol yemiyoruz, bizim için bu çok önemli. Baktığımızda sezon başından beri 26 gol yemişiz. Yani 2.6 gibi bir gol yeme oranımız var. Bu yüksek bir orandı. Acilen bununla ilgili bir çalışma yaptık takımla birlikte. İşte çok şükür de iki haftadır kalemizi gole kapattık. Bu şekilde devam etmeliyiz. Tabii ki gol yiyeceğiz, goller yiyeceğiz ama bunun sayısını olabildiğince aşağı çekmemiz gerekiyor. Bizim genel olarak bir hücum organizasyonlarında da biraz sorunlarımız vardı. Onlar da takım halinde iyi mesai harcadık hep birlikte. Güzel bir noktaya geldik. Hemen hemen 6-7 tane de net pozisyona girebiliyoruz maç başına. Şu anda fena gitmiyor, güzel gidiyor. Bakalım, tabii ki çok bir şey kazanmadık daha. Bir galibiyet, bir beraberlik aldık. Bu istikrarı sağlamak zorundayız. 6 tane maçımız var. Bu 6 maçtan da puanları toplayıp en azından ikinci yarıya daha kredili bir şekilde girmeyi düşünüyoruz. Fikstür avantajınız var denebilir mi hocam son 6 maç için? Evet, aslında baktığımızda sezonun başındaki ilk 5-6 maçta fikstür avantajımız vardı. Ama son 6 maça baktığımızda da biraz fikstür avantajımız var. Ama tabii ki Gökalp Bey biliyorsunuz her maç zor yani. O yüzden biz her maça bir final havasıyla hazırlanıyoruz. Şu an güzel gidiyor bakalım inşallah. Bayburt deplasmanı gidiyoruz bu hafta. Haftaya İnegöl geliyor. Bayburt kazanırsa bu iki maç benim için önemli. İşine iyi değişir. Hocam bir şey soracağım. Ankara Spor maçında zannediyorum 8 sarı kart vardı. Evet. Tarsus maçında maç sonu da dahil olmak üzere 10 tane sarı kart var. Şimdi saha içi bir gerginlik durumu mu hasıl? Oyuncular kazanmak istiyorlar da hani bunun gerginliği midir? Bir şey vardı yani, bir sarı kart bolluğu var. Bu sonra önümüzdeki evet. Maçlarda size sarı kart cezaları olarak geri dönme ihtimali olduğu için soruyorum. Bunun şey nedir? Yani ya da bir önlem almak üzere bir toplantı, bir görüşme vesaire planladınız mı, yaptınız mı? Nedir bunun sebebi? Gökalp Bey, şimdi şöyle söyleyeyim. Bayburt maçında zaten 3 tane orta saha oyuncumuz sarı kart cezası. Bu dediğiniz gibi çok önemli. Evet. Oynayan 3 tane oyuncumuz sarı kart. Biri kırmızı kart, ikisi de sarı kart cezası. Bu bir takım için çok büyük bir handikap. Tabii hani hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum ama inanın özellikle işte Esen Erok maçında, işte Çorum maçında, Batman maçında biz en ufak bir şeyde direkt sarı kartla maruz kaldık. Orada biraz sıkıntı yaşamıştık. Ama sonraki maçta bizim savunma reaksiyonlarımızdan dolayı kart gördük. Sonra da işte hakemin yanlış kararlarıyla biraz itirazda bulundu oyuncularım. Ama bunu da onlara çok kez söyledim, toplantıda yaptık. Bununla ilgili de önlem aldık zaten. Çünkü yanlış kararlarla da oynamayı öğrenmeliyiz. Hakem de hata yapabilir. Ama ne olursa olsun itiraz etmemeliyiz. Ama kartların geneline baktığımızda savunma reaksiyonlarıyla ilgili. Çünkü içeride kaybetmek istemeyen mücadeleyi yüksek bir takım görüntüsü veriyoruz. Bizim için bu çok önemli. Ama bundan sonra da tabii ki itirazlarla ilgili hem yönetimsel olarak hem de biz gerekli görüşmeler yaptık. Kart görmememiz gerekiyor. Bu çok değerli. Çünkü son 6 maç ilk yarının eksik kalmadan takımı güçlü halde maçlara çıkarmamız gerekiyor. İbrahim Hocam çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz bilgiler için, yayınımıza katıldığınız için de çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz size hocam. Size de başarılar diliyoruz. Gözümüz üzerinizde inşallah. İyi akşamlar. Çok başarılar hocam. Sevgiler, saygılar. Hoşçakalın, sevgiler. Sağ olun. Son maçımızdı. Grubumuzu bitirdik. Kısa bir reklam arası. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerleyiz. Kırmızı grup ile devam ediyoruz. Önce kırmızı grupta haftanın sonuçları gelsin. Kimler ne yapmış bir bakalım.
Balıkesir Spor 1, Kırklareli Spor 1, Buca Spor 3, Fethiye Spor 1, Serik Belediye Spor 3, Adıyaman Futbol Kulübü 2, Kocaeli Spor 4, Biteksen Van Spor 2, Sarıyer 0, 1461 Trabzon 3, Kırşehir FK 0, Zonguldak Kömür Spor 2, Kastamonu Spor 2, Diyarbakır Spor 1, Etimesgut Belediye Spor 2, Karacabey 1, Uşak Spor 1, Pazar Spor 1, Ankara Demir Spor 1, İskenderun Spor 1. Şaşırtan bir sonuç var mıdır? 1461 Trabzon'un Sarıyer'i İstanbul'da 3-0 yenmesi yeterince şaşırtıcı bence. Namalup Karacabey'in de Etimesgut'u yenmesi biraz şaşırtıcı yok, oldu mu sence? Yani seriler sona ermek içindir. Her evet. zaman söylerim onu. İki bu grupta da tek namalup takımımızdı bu arada Karacabey. Bu arada namalubiyet de bir noktada bitecek. Bitti. Yani normal. Sizin hocam? Takımla bir atlamıştır Karacabey Belediyesi. Şimdi mağlup oldular ya hani hiç yenilmedik diye. Evet. Bir bunu da Recep Çetin Hoca'yı kovarak kutladılar. Tövbe estağfurullah. Gönderdiler mi? Benim haberim yoktu abi. Vallahi. Normalde böyle bir şey olmaz ama. Neyse konuşuruz. Karacabey'e gelince konuşuruz. Puan durumumuz gelsin. Ve puan durumumuz da Kocaeli Spor lider gelirse diye eğer. Yükseldi, geldi yavaş yavaş tırnaklarıyla kazıdı. İskenderun ve Karacabey'in puan kaybetmesiyle liderliğe oturdu. 30 da puanı var. Çok ciddi evet. bir puan. Maşallah. 13 maçta 30 puan. İyi puanı var. Birinci sırada Kocaeli Spor şu an liderimiz. İkinci sırada İskenderun Spor. Üçüncü sırayı Buca Spor aldı. Dördüncü sırada Karacabey Belediye Spor. Beşinci sırada 1461 Trabzon. Altıncı sırayı Serik Belediye Spor aldı. Yedinci basamakta Ankara Demir Spor. Sekizinci sırada Zonguldak Kömür Spor. Dokuzuncu sırayı Kırklareli Spor aldı bu hafta. Onuncu sırada Etimesgut Belediye Spor. Onbirinci sırada Biteksen Van Spor. Onikinci sırada Fethiye Spor. Onüçüncü sırada Kastamonu Spor. Ondördüncü basamakta Kırşehir Futbol Spor Kulübü, 15. sırada Sarıyer, 16. sırada Adıyaman Futbol Kulübü, 17. sırada Uşak Spor, 18. sırada İnşaat Balıkesir Spor, 19. basamakta Diyarbakır Spor ve 20. sırada Pazar Spor. Şuna bakarak 4. ve 5. takımın hocayı gönderdiğini söylemek insana ne kadar acı veriyor ya. Kadar ilginç gerçekten. Yani dördüncü ve beşinci sıradaki iki takım bu hafta hocasıyla yollarını ayırdı. Bana çok ilginç geldi mesela Karacabey'de antrenör değişikliği. İlk defa yenilmiş bir takım. Mehmet Hoca da 1461 Trabzon'da iyi bir aslında enerjileri vardı. Maçta evet. kazanıyorlardı iki haftadır. 3-0 deplasmanda Sarıyer yendi. Gerçi o farklı bir şey vardır orada. Vardır. Konuşuruz. Var. Mehmet Hoca, çok değerli bir insan. Sevdiğimiz Ankara'da yaşayan bir insan. Peki. Sonraki ya ilk maçımıza başlayalım. Kocaeli Spor'u bir şereflendirelim. Kocaeli Spor'u bir konuşalım Kocaeli ya. Spor, Fırat Gül Hoca'yı bir tebrik edelim önce. Kocaeli Spor evinde Van Spor'u konuk etti. Maçtan 4-2 galibiyetle ayrıldı. Telefon hattımızda Gökhan var. Gökhan hoş geldin. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sağ ol. Anlat bize maçı. Neler oldu? Anlatayım size maçı. Zaten takım oyun olarak, hava olarak çıkıştaydı. Bu çıkışı sahaya da yansıtıyordu. Kötü oynadığı maçları bile kazanan bir Kocaeli Spor vardı. Ama geçen hafta Zonguldak deplasmanında son maç içeride Van maçında sezonun da en iyi maçlarını oynadığını söyleyebiliriz. Ve beklediğimiz oldu. Kocaeli Spor lider oldu. Aslında bizi sevindiren haberler başkentten geldi, Ankara'dan geldi. Biz kendi maçımızı kazandığımız takdirde lider olacağımızı biliyorduk. Ben de burada şehrimizde pazartesi akşamları Kocaeli TV'de Top Ağlar'da programında daimi yorumcu olarak, konuk olarak katılıyorum. Ben de Gökalp abi gibi biraz orada o kanalda moderatörün partnerliğini yapıyorum diyeyim. Gökhan abi size iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Gökhan. Erhan hocama da iyi akşamlar merhabalar, diliyorum. Merhabalar. Ampute milli takımımızla gurur duyuyoruz. Kocaeli'de bir maç oynayacaktı zaten. Stat bakımdaydı. Tahir Başkan evet. sağ olsun bize bayağı destek oldu. Hatta takımımız otobüs evet. bile verdi. Buradan onu da selam söyleyelim. 3 Ekim'deki maç sanırım burada evet, oynanmıştı. Evet. Haiti maçıydı. Ama yetiştiremedik. Evet. Zemin yetişmedi. Kocaeli'de ama oynayamadı. Biz de 1 Ekim'deki Balıkesir maçını oynayacaktık. Sonra 3'ünde milli maç burada oynanacaktı ama evet. yetişmedi.
Yani beklenen oldu. Kocaeli Spor lider oldu. Bu hafta deplasmanda İskenderun Spor'la karşı karşıya gelecek. Zaten burada Kocaeli Spor'da camianın asıl beklentisi Kocaeli Spor'un İskenderun gibi, Karaciğer gibi takımları deplasmanda yenip hem sportif açıdan bir an önce başarıyı kazanmak, şampiyonluk yolunda güçlü adımlar atmak, perçinlemek ve ben Kocaeli Spor'un bu ligin kalitesiyim, markasıyım mesajını açıkça vermesi için İskenderun ve Karacabey'i peş peşe iki deplasmanı bunlar olacak. Kazanması gerekiyor. Ben takımın kazanacağı havanın, moralin taktik ve teknik anlamda, mental anlamda çok hazırlığının olduğunu söyleyebilirim. Karacabey deyince şunu da söyleyeyim. Aslında Karacabey Belediyespor için yani şimdi bunu söylerken de aslında kelimeleri seçmek de istiyorum. Çünkü Bursa çok büyük bir camia. Bursa büyük bir futbol şehri. Bursa Spor tartışmasız Türk futbolunun çok büyük kulüplerinden birisi. Ama kulislerde dönen dedikodularda da Karacabey yukarı çıkarılacak. Bursa Spor'un alternatif olarak devam edecek. Bursa Spor bu gayya kuyusundan çıkamaz yorumları var. Ben ihtimal vermiyorum. Kocaeli şehrinde olduğu gibi Bursa şehrinde de gerçek Bursa sporlular, gerçek Bursa aşıkları nasıl Kocaeli Spor izin vermediyse böyle bir şeye izin vermeyecektir. Karacabey maçı bu anlamda biraz da bu açıdan da önemli. İskenderun'u ve Karacabey'i yenip içerideki Diyarbakır maçını da kazanıp ilk yılın son maçını da Ankara Demir'le oynayacak iç sahada. Bu Ankara Demir maçına kadar bir galibiyet serisi bekliyoruz açıkçası. Taraftarla hocanın, Gökhan, taraftarla hocanın arasındaki gerginlik buzdolabında mı yoksa yumuşadı mı? Ya sonuçlardan dolayı ister istemez bir yumuşama oldu ama geçen haftaki programda da anlatmıştım Gökalp abi. Hoca ile alakalı asıl problemin sportif sonuçlardan ziyade geçen seneki enkazdan, depremden kaynaklı olduğunu. Şimdi her geçen hafta hedefe biraz daha yaklaştığı için, ait olduğu yere doğru gittiği için bu olumlu havadan dolayı bir camiada komple bir rahatlama oluyor. Her zaman öyle olur biliyorsun Gökalp abi. Hı hı. Takım kazanır, puanlar aldıkça olumlu mesajlar, olumlu havalar üstün gelir. Ama tam anlamıyla bir barışın sağlandığında söyleyemem. Fakat hocayı seven, destekleyen bir kitlenin olduğunu da biliyorum. Sağlanır inşallah. Vallahi Kocaeli Spor'un hani gerçekten yerinin burası olmadığını düşünüyoruz, biliyoruz, bunu da hissediyoruz. Umudumuz gerçekten hani yukarılara çıkmasa hak ederek elbette. Çünkü çok büyük mücadelelerden geçti Kocaeli Spor. Evet. İşin kolayına kaçmadan. Evet. Buradan verebileceğimiz desteği, gönül desteğini en azından Kocaeli Spor'a verdiğimizi düşünüyorum. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Eksik olmayın. Hissediyoruz bunu. Katılımın için de çok teşekkür ediyoruz. Kocaeli Spor'la ilgili bilgiler almaya devam edeceğiz senden. Önümüzdeki haftalarda da. Ben teşekkür ederim. Mutluluk duyarım. Hem sizin programınızda hem Ankara'da, Ankara Gücü taraftarında, camiasında, ülkenin birçok yerinde futbolu seven, futbol içinde olan futbol adamları, spor adamları Kocaeli Spor'un geri dönmesini çok istiyorlar. Bunu biliyoruz. Şehir hissediyor. Bu Eskişehir için de böyle. Evet. Bursa Spor için de tedirginlikler var. Biliyorsun Gökalp abi, bu kulüpler Türk futbolunun lokomotifi kulüpler. Tabii yaşamaları tabii. Lazım, ömürlerinin uzun olmaları lazım ki Türk futbolu başarıya gitsin. Teşekkür ediyorum sizlere. İyi akşamlar diliyorum, iyi yayınlar diliyorum. Biz teşekkür i̇yi ediyoruz. İyi akşamlar. Kocaeli'yi dinledik Gökhan'dan. Evet. Ben aslında Van Spor'u sormak istiyorum sana. Geçen hafta da Ümit Hocam bağlandı. Güzel de bir hava vardı aslında. Van Spor 3 haftada 7 puan yaptı. Hoca değişikliğinden sonra 1 hafta yenildi. Ondan sonraki 3 haftada 7 puan yaptı. Kocaeli Spor deplasmanına giderken Ümit Hoca hani biraz da yani bizim aracılığımızla hani bu maçın önemini kendi oyuncularına da camialarına da vurgulamak istedi ama elbette ki Kocaeli deplasmanı kolay bir deplasman tabii. Değil yani. Benim diyen Kocaeli deplasmanında galibiyetle çıkamaz. Orası hani çok
sıkıntılı bir deplasman olur. Hem taraftar iyi, için. Hem takım iyi. Bir de sahasına döndü biliyorsun. Evet evet. Yani geri kendi stadına döndü. Dolayısıyla Vanspor için ben bunu kayıp olarak görmüyorum. Vanspor'un rakibi Kocaelispor değil. Orada oynadığı oyun, attığı iki gol bile aslında belli bir değeri gösteriyor. Benim açımdan... Bir Beykan Şimşek gerçeği var şu anda. Beykan, Ankara Spor'dan takip ettiğimiz Beykan. Fırtına gibi esiyor. Geç yükseldi Beykan. Daha da erken değil mi hocam? Daha da yükselemedi bence. Daha iyi yerlerde, daha üst yerlerde oynamalı. Geçen sene bir şey vardı ya, Göztepe'si vardı hani. Bence daha yerlerde olmalıydı Beykan. Farklı bir yetenekti. Şimdi bence ikinci ligde oynamamalı Beykan. Ben birinci ligde de oynamamalı. Süper Lig'de olmalıydı yani yeri. Aa, o Süper Lig'de oynaması gerektiği konusuna katılıyorum. Ama diyorum ya bildiğimiz Beykan yani bir amaç için gelmiş. Ama bir amaç için gelmiş ve şu an o amaç için emin adımlarla ilerliyorlar. Kocaelispor'da oynar şey değil yani. Kocaelispor'da zaten büyük bir camia. Yani, problem değil. Ben hani lig açısından söyledim. Beykan'ın daha üst yerde olması lazım. İnşallah Kocaelispor'la beraber daha üst yerde olurlar. Şampiyon olsun. Olup çıkarlar inşallah. İnşallah. Ama Kocaelispor'da şöyle bir problem var galiba. Ya, taraftar şimdi Fırat Hoca iyi işler yaptı aslında. Geçen sene Kocaelispor'un düşmesi de mucize. O da ayrı bir konu. Ama şimdi şampiyon olan geçen sene FETT'de 1. ligde İstanbulspor harcadığı bütçe belli. Kocaelispor şampiyon olan İstanbulspor'un 3 katı bütçe harcamış ve küme düştü. Yani her zaman para harcayarak başarı da gelmiyor. Bu da bunun bence en büyük örneği. Fırat Hoca da geçen sene geldi son 4-5 hafta. Aslında bir iki galibiyet aldı. Yani kurtarabilirlerdi. İşte kıl payı kaçırdılar. Şimdi Fırat Hoca'nın da ilk defa teknik direktörlüğü. Yanlış mı biliyorum abi? Zannediyorum öyle. Yani genelde yardımcı antrenör olduğu için şimdi Kocaelispor, Sakaryaspor, işte Bursaspor bu tarz camialarda çalışmak hani buraları kendini kabullendirmek teknik direktör için biraz zor iş. Ya Fırat Hoca'm başarılı. Ya Kocaelispor taraftarına da benden tavsiye. Şampiyonluk birlikte, beraberlikte, bütünlükte olur. Yani şampiyonluk da yaşarız, şampiyon da olur. Yani hocalarına sahip çıksınlar. Takımları da iyi bir takımları da var zaten. Yani bölünürse, parçalanırlarsa, hocaların arkasında durmazlarsa zararı Kocaelispor görür. Bana öyle geliyor yani. Evet. Ya Fırat Hoca da hani eleştirilere kulak asmayıp sadece işini yapar. Zaten başarılı bir şey yok. Allah yollarını açık etsin. İki takıma da başarılar dileyelim. Sonraki maçımıza geçelim. Ankara Demirspor evinde İskenderun'u ağırladı. Maç 1-1 eşitlikle sona erdi. İlginç bir maç oldu. Şöyle Ankara Demirspor maça iyi başladı. Ama 10-15 dakika sonra 10-15 dakika bunalttı. 10-15 dakika sonra oyun dengelendi. Böyle gidecek hani beraberlikle ilk yarı kapanacak diye düşünürken 40. dakikada kornerde yine topla gol yediler. Ali Keten attı İskenderunspor'dan golü. 45. dakikada da Mert Örnek'le golü buldular. İlk yarıya yani devre arasına, soyunma odasına 1-1 girdiler. Bu arada Ankara Demirspor'un ilk yarıda bir de penaltı itirazı var. Bunu da kayıtlara geçsin diye söyleyelim. İkinci yarı ağırlıklı olarak Ankara Demirspor'un kontrolünde geçti ama taraflar karşılıklı olarak da pozisyon buldu. Ama genelde cılız pozisyonlar. Yani haftalar ilerledikçe bizim yenemiyorsan yenilme kararı verilen dakikalar geriye geliyor sanki. Yani belli bir hani 70'i falan 70'i 75'i bulunca artık hocam yani bari beraberlik şeyi oyuncu değişikliği hamleleri eğer sonuç vermiyorsa sahada böyle bir algı oluşuyor diye düşünüyorum. Bu maçın da özgün şeyi bu. İskenderunspor için de şöyle söyleyelim. Üçüncü ligden geldi. Fırtına gibi girdi. Hala bulunduğu yer çok önemli. 13 maçta 29 puanı var. İşte önümüzdeki hafta Kocaelispor'u kendi sahasında ağırlayacak. Eğer Kocaelispor kazanırsa başka bir şey olacak. İskenderunspor kazanırsa başka bir şey yaşayacağız. Beraber biterse bambaşka bir şey olacak. Ama Bülent Hoca ile beraber yani göstermiş oldukları bu başarı ve direnç gerçekten takdire şayan hocam. Bence de %100. Kaleci Muhammed Tuncer'e de bir hemen kalecikten konu açılmışken gireyim. Geçen sene ikinci kaleci olarak geldi 3. ligde. Bir takımın altyapısından genç kardeşimiz. Penaltılarla takımı şampiyonlara taşıdı. Bu sene de hala oynamaya devam ediyor. Allah yolunu açık etsin. İskenderun Spor, önceden Erzin Spor'u satın aldılar 3. ligden. Yeni bir başkanla, Hakan Başkan'la beraber. Eşi de kulübün içinde. Devamlı da yani yoğun mesai harcıyorlar takımlarına.
Başarılı olsunlar yani böyle düzgün kulüpler. Başarılı olsun. Ankara Demirspor zaten Ankara yani bizim takımımız. Celal Çırpanlı var liseden sınıf arkadaşım, takımın idari menajeri. Çok düşük bütçelerle iyi takımlar yapıyor işte. Bir de Celal'in olduğu yerde arkadaşlık da iyi olur. Hani kardeşlik de iyi olur. Ankara Demirspor böylelikle yani doğru mu Gökalp abi? İki senedir yani öyle gidiyorlar. Serhat Hoca bu seneki bu sene hocamız Serhat Hoca bizim konuğumuz da olmuştu. Evet. Serhat Hoca da o jenerasyon bir şey var. Bu zaten hani şu içinde bulundukları noktaya onları getiren bu kendi aralarındaki sevgi, saygı, uyum. Çok mütevazı bir. Her şey para değil yani. Bunu Ankara Demirspor'da görebiliriz. Yok, Ankara Demirspor'un o özelliği vardır zaten o hep. Hocaları da zaten yıllardır bu liglerde çalışan bildiğimiz yani tartışılmayacak yani kendini ispatlamış bir hoca. Yani bulundukları pozisyon gayet mantıklı. Ankara'da takım sayısı da azalmaya başladı. Yani Ankara'daki takımların da yaşaması lazım. Hiç sorma. O da ayrı bir konu. Üçüncü ligden adam düşüyor vallahi evet. Yine. Neyse. Üzücü. Sonraki maçımıza geçeyim mi? Tabii. Buca Spor evinde Fethiye Spor'u ağırladı. Buca maçtan 3 puanı 3 golle aldı. 3-1 mağlup etti Fethiye'yi. Aslında beklediğimiz bir galibiyetti. Geçen hafta evet, da konuştuk. Yani herkesin Buca Spor kazanır dediği bir maçtı. Keza Buca Spor kazandı. 15 ve 30. dakikalarda Berke Bıyık 2-0 öne geçirdi takımını. İkinci yarının başlarında 51'de Erhan Çelenk, gol krallığı adayımız haftalardır bu golünü 8'e çıkardı. Erhan Çelenk de iyi bir futbolcudur, iyi de maliyet var Buca Spor için. 86. dakikada Oğuzhan gol attı, Fethiye Spor'un golünü attı. Buca Spor'dan beklenen bu. Şimdi kırmızı grubunda şöyle bir özelliği var. Kırmızı grupta bir 4 takım çok şeyde sıralamada 30-29-28-26 Karacabey Belediye de bu Etimesgut mağlubiyetinden sonra 26'da kaldı. Normalde 27 veya 29 olması beklenebilirdi. Onun altında 26 puanla ben mi yanlış görüyorum? Karacabey 26 puanla 23 puanlı iki tane takım var. 1461 Trabzon Serik Belediye. Sonra 20 puanlı iki takım var. 18, 17, 17 diye giderken yani bunlar sanki playoff adayları da üstteki 4 tanesi şampiyonluk adayı olan takımlarmış gibi bir görüntü çıkıyor. Burada Trabzon FK'nın başarısı dikkate şayandı. Onu konuşacağız. Ama Buca Spor bu ligin yani bu grubun şampiyonluk adayıdır. Büyük ihtimalle Kocaeli Spor'la çekişecek olan Buca Spor olması bekleniyordu. İskenderunspor araya girdi. Karacabey de araya girdi. Ama beklendi Kocaeli Buca arasında şampiyonluk mücadelesi geçmesi yönünde hocam. Doğrudur Gökalp abi, katılıyorum. İskenderunspor da iyi işler olduğu için yani orada yani onlar da bence orayı hak ediyorlar. Biraz renk gelsin ligi. Fazla takım olsun daha keyifli olur yani izleyenler, takip edenler için. Evet. Yani Buca Spor'u Cüneyt'in Dumlu Pınarıcı'yı tebrik etmek lazım. Buca Spor'un hücum hattı özellikle inanılmaz bütçeyle kurulu bir takım. Buca Spor demişken kaleci de Kıvanç Küçükarış. Beraber oynadık. Hep ben oynuyordum o işte yedekti. Abi ne zaman futbolu bırakacaksın? Artık bırak da ben oynayayım. Gençlerin önüne aç diye. Futbolu bıraktırdı bana. Buca Spor'u 3.'den 2.'ye çıkarken penaltılarda o kaleciydi. Kurtardı işte penaltıları. Şampiyon oldu. Geçen sene Arnavutköy'e gitti kiralık. Nihat Hoca ile beraber. Orada da yine şampiyon oldular. Playoff'ta. Bu sene de Buca'ya geldi. Tekrar şampiyon olur mu işte artık bakacağız. Kıvanç'a da buradan bir selam söyleyeyim. Tam futbolu bıraktım artık oynuyor Kıvanç. Öyle oldu yani. Bu sene de şampiyon yaparsa çocuk haklıymış yani. Çocuk haklıymış. Aynen. Zaman... Bize bıraktı mahtak olmuyormuş o zaman. Bakalım o zaman onu lig bitince değerlendiririz. Evet lig bitince bu konuya bir daha dönelim biz. Şey program bitince de onu sen bir ara bakalım. Onunla görüşürüz. Sabaha kadar telefon var sende. Evet. Evet. Sonraki maçımıza geçelim. Evet. Etimesgut Belediyespor evinde Karacabey'i ağırladı. Etimesgut maçtan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Birlikte izlediğimiz bir maç. Karacabey'i yendi. Vallahi hocam yani sadece ben bu arada ilk golü göremedim. Etimesgut Belediyespor'a biraz dargınım bu konuda. 17 veya 20. saniye. Yani 17-20. saniyeler arası hocam. Daha oturmamıştım bile yerime. Bu da 17. dakikada Turan'ın buradayız yani çok alıştığımız gollerimizden böyle telefon kulübesinde adam geçer diyorlar ya o tarz bir oyuncu. Evet.
O Turan'ın da 6. golü galiba. 5 veya 6. golü tam emin olmamakla beraber. Burada da 7. gol. Çıplak gözle izledik. 1. dakikada Muhammed Beşir, 17. dakikada Turan Yılmaz golleri kaydetti. 20. dakikada Berk Akgönül kırmızı kart gördü. Ama çok karıştı orası da ya. Kendisine yapılan bir faula karşılık yerdeyken tekme attı rakibine, hakeme dedi. Yardımcının da gözü önünde yani. Hani atar. Genç Ve adam. Genç oyuncu yapmaması lazım aslında yani, oynamak için. Yapacaksan orada yapmayacaksın bir kere yani. Karşıda şurada yapsan hani ya hakemler en yakın hakem orada bir 20 Yok, yine metre olur. Yapılmaması lazım da işte genç yani tecrübesini verelim. Ama genç oyuncu oynamak istemeli, daha fazla sahada süre almak istemeli. Bu tarz hareketlerden uzak durmalı bence. Yani kesinlikle uzun süre yine uzun süre 10 kişi 10 kalıp da kişi kalıp da galibiyeti korumak da bir değerli bir çok galibiyet. değerli. Orada Sezer Özmen'in, İsmail'in ve ikinci yarı oyuna giren Talha'nın ön libero oynadı Talha. Stoper, orijinal stoperdir ama ön libero oynadı. Onların başarısını da dikkate almak lazım. 72'de Uğur Mustafa Türk'ün bu golüyle durum 2-1 oldu. Ama işin ilginç tarafı bu maçın ardından ilk mağlubiyetini, 13. haftada ilk mağlubiyetini alan Recep Çetin Karacabey'den gönderildi. Şimdi biraz önce Oğuzhan başkanımız bağlandı, Çorum Spor'un başkanı. Evet. Ne diyor? Mesela 10 tane pozisyona girdikten sonra diyor hoca göndermek diyor biraz hani ayıp olur diye düşündüm diyor. Şimdi futbolun içinden geldiği için biraz daha naif yani daha ince düşünüyor. Ama futbolun içinden gelmeyen başkanlar olduğu söylüyor. Gerçi Karacabey'in başkanı da şey değerli başkan. Yani düzgün işler orada da iyi gider ama bence Recep Hoca'ya biraz ayıp olmuş gibi geldi bana. Çünkü ligin kaç Tabii 13. bilemiyoruz. haftası Ben ilk Recep Hoca'ya maçta. mesaj attım, geri dönmedi. Yani açık söyleyeyim Karacabey'i de aramadım. Yani şimdi hani böyle olmuş, şöyle olmuş diye tek taraflı bir şey yapmak istemedim. Bir taraftan bana Recep Hoca'dan dönüş olsa bir şeyler Yok, söylese ben İsmail ise de bence ettirilmemeli. Çünkü hani 13 haftada sadece bir mağlubiyet almış bir hoca bence başarılı zaten yani. Ya, puan Ama tabii tablosuna onlar aralarında baktığımızda ne geçti, ne yaşandı, ne oldu o, tabii onların takdiri. Saygı onu duymak lazım bilmiyoruz. ayrıca. Yani şimdi hani kim haklı kim haksız, bir Evet. şey mi oldu, bir Yok haklı tartışma mı haksız. yaşandı, efendime söyleyeyim hani olmayacak bir şey mi oldu bilemiyoruz şu anda. Ama prensip olarak yani ilk mağlubiyetini alan bir hocanından Üzücü hocayla tabii yolları üzücü. ayırmak çok mantıklı değil. Yani öbür gün bizim de başımıza gelebilir. O yüzden üzücü yani empati yapmak lazım birazcık. Enver Hoca'ya da bir parantez açalım bence. Şimdi Enver Hoca da ilk defa teknik direktörlük yapıyor. İkinci ligde. Evet. Gayet, yani 2 senedir gayet de başarılı. Demek ki genç teknik adamlar artık söz sahibi olabiliyor belki Yarın liglerimizde de. Yardımcısı da Ümit Hoca var herhalde, Ümit Doğman. evet, yarın da Türkiye İstanbul'la Kupası maçları var o Türkiye yüzden. Kupası maçları var. Buradan başarılar dilerim. Enver Hoca'ya da başarılar dilerim buradan. Dileyelim. Ümit Hoca da teknik direktörlük yapmıştır, yardımcısı. Daha önce o da değerli bir isim. O da benim de hocamdı. Şimdi bence Enver Hoca şimdi ilk defa teknik direktörlük yaptığı için yanında Ümit Hoca gibi bir ismin de olması bence ona da değer katıyordur. Çünkü şimdi Gökalp abiyle programdan önce de konuştuk. Şimdi bütün insanlar bir şey yaptıktan sonra bir değerlendirilmek ister. Yani bir aynada bir bakmak ister. Mesela siz bile biraz önce Rus sürdünüz gördüm. Bir aynaya bakayım diye oldu yani. Yani yaptığı şeyin bir değerlendirilmesi istenir. Doğru mu? Doğru. Yani o da bence Ümit Hoca da Enver Hoca'ya yardımcı oluyordur son derece. Çok. Beraber hani birlik beraberlik içinde iyi yani götürüyorlar. tesisleriyle vesaireyle çok ciddi. Evet, Bu tesisleri arada de var. biz Etimesgut Belediyespor başkanıyla bir röportaj yaptık. Onun çalışmaları sona erince onu da izlettireceğiz YouTube kanalımızdan. Onu da Yani söylemiş tesisleri de olalım. çok iyi. Devlet Bahçeli tesisleri Evet. şeyde, Bağlıca'da. İyi yatırımlar yaptılar oraya da. Çok Enver Demirel yatırım. Belediye Başkanımız. Ona da selam söyleyelim buradan. Peki. Sonraki maçımıza geçeyim mi? Evet. Ben birazcık fazla konuşursam Estağfurullah. Şimdilik sesimi çıkarmıyorum hocam. Programımızda süresi eğer kısalırsa müdahale edeceğim. Tamam Artık tamam. tekme neyse gireceğiz yani. Evet. Sonraki maçımıza geçiyorum. Sarıyer evinde 1461 Trabzon'u konuk etti. Trabzon maçtan 3-0 galibiyetle ayrıldı. Oyunun başında 9. dakikada gol buldu Atalay Yıldırım'la. 34. Bir dakikada da sana virgül koyayım hemen. Mehmet Hocam telefon Ha hatta hattımızda. mıyız? Evet. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayınlar diliyorum. Gökalp abi orada. Bunu bilmiyorum. İyi akşamlar diliyorum. Selamlar, iyi yayınlar. Hocam hoş geldiniz. Erhan Kuşkapan yanımda hocam. Ampute milli takım kaleci antrenörü. Erhan mı? Hocam nasılsınız hocam? Merhabalar.
Teşekkürler hocam. Sesinizi duyduk. Daha iyi olduk. Siz nasılsınız hocam? Hocam diyeyim. Artık sana da hocam diyeyim. Hocalığa başladım. Sağ olun hocam. Futbolcuyken artık yaşlı futbolcu diyorlardı. Şimdi genç antrenör diyorlar. Böyle daha hoşuma gitmeye başladı. Olsun. Bu işin genç yaşlısı yok. O yüzden bizim meslek zor bir meslek. İnsanları memnun edemiyorsun. İnşallah senin için de bu adım hayırlı olsun diye. Teşekkürler hocam. Çok sağ olun hocam. İnşallah bakalım. Hocam biz yani hafta başında deplasmanda Sarıyer'e 3-0 yenen 1461 Trabzon'u övgülerle karşılamaya hazırlanırken bugün bir haber aldık ki görevi bıraktınız. Evet, bugün itibariyle görevden istifa ettim. Gerçi dün itibariyle atılan bir tweet gözümüzden kaçmadı. Çok hoş bir tweet değildi elbette ama. Şimdi ben sizin ne kadar naif bir insan olduğunuzu biliyorum. Büyük ihtimalle çok da söylemek, konuşmak istemeyeceksiniz ama. Hocam yani bir de işin şeyi var. Yani bize bir anlatsanıza nedir? O konu nedir? Yani biz sizin başarılarınızı konuşmak isterdik ama. Süper abi. Sen beni az çok tanıyorsun. Dün akşam gerçekleşen talihsiz bir olay. Ve sonunda da ben kulübün açıklaması, kamuoyuna basın açıklaması yaptım. Kulübe de teşekkür ettim. Görevimi iade ettim. Evime dönüyorum. Hani bunun üzerine böyle oldu, böyle oldu demeye gerek yok. Kamuoyunu tahsiline bırakmak lazım. Sonuçta biz teknik adamız. Mehmet hocam biraz telefona yakın konuşabilir misiniz? Sesinizi biz alamıyoruz. Biraz kesik geliyor. Geliyor mu şimdi? Şimdi güzel geliyor. Biraz konuşun. Ben uyarırım sizi. Bizim bir hedefimiz var. Biz teknik adamız. Bugün 1461 Trabzon FK'da çalışırız. Yarın X bir kulüpte çalışırız. Bizim aslında işimizle gündeme gelmemiz lazım. Ama yaşadığımız süreç bir teknik adamın kabul edeceği bir süreç değildi. Daha böyle kapalı kapılar arkasında gelişebilecek olaylardı ama maalesef ülkemizde teknik direktörlüğün değerini kimse bilmediği için sonuçta bu benim mesleğim. Benim mesleğimi başkaları hobi olarak yapmaya çalıştığı için olay bu hale geldi. O yüzden çok da fazla konuşmak istemiyorum. İstifayla sonuçlandı. Hafta sonu da çok güzel bir galibiyet almıştık açıkçası. Deplasmanda Sarıyer gibi ligin önemli takımlarından bir tanesi. Bence iyi de bir kadroya sahipler. İyi oyunculardan kurulu bir kadroya sahipler. Sadece organize olma konusunda ufak tefek ayrıntılarda hata yapan bir takım. Tabii bizim kuruluş amacımız da çok farklıydı. Biliyorsun daha önceden de sizin programlarınızda defaatle dile getirdiniz. Orta bütçeli hatta belki de ligin en düşük bütçeli takımlarından bir tanesi olan 1461 Trabzon FK'nın bugün şampiyonluğa oynayabilecek konuma gelmesi gibi bir durum söz konusu. Ben burada bunu sağlayan oyuncularıma da sonsuz teşekkür ediyorum. Çünkü inanılmaz bir antrenman temposu yaparak bu seviyeye getirdiler o takımı. Biz de nacizane kendilerine yol gösterdik. Ama gelen süreçte böyle olmasını istemezdim. Bu ligin sonunda o takımla nereye gidebileceksek gideceğimiz noktayı yaşamak isterdim ama maalesef olmadı. İnşallah başka bir takımla yarım kalan hikayemizi devam ettiririz. Bilmiyorum. Hocam bir şey sormak istiyorum. Mümkünse yani yine de seni zor durumda bırakmadan sormaya çalışacağım elimden geldiğince. 13 maçta 23 puanla 5. sıradayken görevden ayrıldın hocam. Sezon başladığında ya biz 13. haftada 5. sırada oluruz, playoff'u zorlarız, şampiyonluk yarışında oluruz düşüncesi takımda, yönetimde, taraftarda, tribünde var mıydı böyle bir beklenti? Şimdi şöyle 1461 Trabzon FK bundan önceki süreçte çok ciddi takımlar kurup çok ciddi bütçelerle sezona girdiği için takımın kamuoyundaki beklentisi her yıl şampiyonluğu oynayacak bir beklentiydi. Ama sezon başında takdir edersiniz kulüp başkanı Sayın Celil Ekimoğlu'nun, kulübün sahibi Celil Ekimoğlu'nun bu sene artık ben futbola yatırım yapmıyorum. Ekonomik anlamda çok küçülmeye gittim. Hatta bununla ilgili bir sürü Twitter açıklaması da var zaten. Basından takip edebilirsiniz. Benim hedefim kümede kalma mücadelesi. Hatta 4 takım belirlersek o 4 takımdan sonra farklı şeylerde konuşuruz gibi açıklamaları da vardı. Dolayısıyla öyle bir beklenti içerisinde değillerdi tabii.
Ama ben başından sonuna kadar oyuncularıma güvendiğim için hep bir gizli hedef tuttum aslında. Her seferinde şunu da vurguladım. İlk devre için hesapladığımız, hedeflediğimiz bir puan ortalaması vardı dedim. Hep bunu başkanla konuşmalarımızda 2 puan ortalaması olarak hedeflemiştim bunu. Şu anda 1.79 puan ortalamasında. Kalan 6 maç için fixture'da bakacak olursak ligin son sırasındaki takımlara ve orta sırasındaki takımlara karşı oynanacak bir fixture var. Oradan da en az 6 maçta 5 galibiyet gibi bir şey hedeflemiştik. 38 puanla yani 2 puan ortalamasıyla ligi bitirmek istiyorduk devre arasını. Ama biz bunu o amacımıza ulaşmayacağız yani en azından biz ulaşmayacağız. Ama oraya kim gelirse gelsin sahada koşan, basan, mücadele eden, maçı sonuna kadar isteyen, galip gelmek için oyunun her iki yönünü çok iyi oynayan bir takım var ortada. Özellikle hücum anlamında bu zamana kadar çok ciddi pozisyonlar üreten bazı gol talihsizliklerinin olduğu maçlar da var. Hakem hatasıyla engellendiğimiz maçlar da var. Bunu hiç sezon başında hiç dile de getirmedim. Oynanan oyunlardan sonra da dile getirmedim. Bariz verilmeyen penaltılarımız, çizgiden elle çıkartılan toplarımız var. Hiç dile getirmedim. Ama benim hedefim ilk devre itibariyle 2 puan ortalamasıydı ve bunu da tutturacağıma inanıyordum. Ve bu anlamda da oyuncularımıza bir hedef koymuştum. Ama inşallah oraya bir teknik ekip gelir. Oyunu daha iyi oynatmaya çalışır. Daha farklı skorlar almaya çalışır ve günün sonunda kulüp hedeflediği noktaya başarılarla yoluna devam eder diye umut ediyorum. İnşallah. Hocam bu hafta hem bir sıra üzerinizdeki Karacabey Belediyespor hem de siz 1461 Trabzonspor hoca değişikliğine gitti. Biz de burada oturduk ağzımız açık seyrediyoruz nedir o ne oluyor diye en azından... 1461 Trabzon kısmını bize açıkladığınız için ayrıca teşekkür ediyorum size. Altın yere düşmeyle sakıt olmaz. Değerini kaybetmez hocam. Sizin değeriniz de ortada. Ben sezonun başından beri 1461 Trabzon'u yakın takip ediyorum. Ve gelinen noktayı da görüyorum. Ama içinde bulunduğunuz durumdan da gerçekten çok üzgünüm. İnşallah değerinizin, kıymetinizin bilineceği bir başka kulüpte daha büyük başarılara imza atmanızı bekliyoruz sizden. Gökalp abi dediklerini için çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir durum var aslında. Şimdi ben 11 Temmuz'da göreve başladım. Yaklaşık bir 5 aylık bir serüvenim var. Bir gün dahi antrenman yapmadığımız bir sürecimiz yok bizim. Bakın 150 gün yapıyor yaklaşık. 150 gün boyunca antrenman yaptık. Ya iki kişiye antrenman yaptırdık, ya tüm takıma antrenman yaptırdık, ya izin gününde kondisyonerimiz tesiste kaldı, antrenman eksiği olan oyunculara antrenman yaptırdı. Oyuncuların gelişimi için en ufak ayrıntıdan, en küçük ayrıntıdan, en büyük ayrıntıya kadar, gece sabahlara kadar belki de günün 24 saatinde kafa yorduk. Maçların analizinden tutun da oyuncuların gelişimine kadar çok emek verdiğimizi düşünüyorum. Ki o emeğin karşısında da oyuncular sahada ciddi bir şekilde performans sergilediler. Bunu biz burada yaptık. Bundan önceki takımlarımızda da yaptık. Emin olun Türkiye'deki teknik adamlar da en az bizim kadar emek veriyorlar. En az bizim kadar çaba sarf ediyorlar. Bizden daha fazla çaba sarf ediyorlar. Sadece sorun şu. Bu mesleği değerli hale getirmemiz lazım. Ben Tamer Güney, Metin Kral, Özkan Sümer'le çalışan genç bir teknik adamım. Erhan tanır beni. Metin Hoca ve Özkan Hoca ve Tamer Güney'le sohbet ettiğim zaman, bana anılarını anlattıkları zaman, bir şehrin teknik direktörü o şehirden trafikten arabayla geçtiğinde kırmızı ışıklar bile durdurulurmuş polisler tarafından. O kadar değerliymiş teknik direktör. Şimdi teknik direktörlük mesleği, kimse kusura bakmasın, yerlerde sürünüyor. Değersizleştiriyor hocam. Doğru. Yerlerde sürünen teknik direktörlük mesleğini daha kaliteli, daha değerli hale getirmemiz lazım. Burada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'na çok büyük bir görev düşüyor. Artık kime görev düşüyorsa bilmiyorum. Türkiye'de teknik direktörlük mesleğini değerli hale getirecek kanunları, yasa tasarıları neyse artık statüleri çıkartmaları lazım. Ve bunu da desteklemeleri lazım. Eğer bu meslek kaliteli hale gelmezse sadece isimler değişir. Mehmet Ak olur, Ahmet Ak olur, Mustafa Ak olur, Kemal Ak olur fark etmez. Ama bu mesleği değerli hale getirmemiz lazım. Ben Hekimoğlu özelinde konuşmuyorum. Bakın ben gittiğim kulüplerde genelde sorun yaşayarak ayrılan bir teknik adamım.
Evet, gerçekten de baktığınızda ya 15 hafta kalıyorum ya 17 hafta kalıyorum. Şimdi bu kulüpten ayrılırken benim suçum ne? Yani Gökalp abi, sen yıllardır profesyonel basında profesyonel çalışan bir basın emekçisin. Allah aşkına benim suçum ne olabilir yani? Bana de ki hocam, hocam yanlış taktik seçtin de, hocam yanlış oyuncu değişikliği yaptın de, hocam 4 maç üstte kaybettin de, benim suçum ne? Kasımpaşa'dan 6 tane gol yemek. Yani bugün her takım Süper Lig takımından fark yiyebilir. Yani bu, sadece bu suçsa o zaman bilmiyorum. Ama yani sen bana şunu söyle. Hocam senin suçun şu de. Ya da budur de. Ben daha niye istifa ettiğimi bile bilmiyorum. Saçma sapan bir tweet yüzünden, saçma sapan alakasız bir tweet yüzünden, hiç olmaması gereken bir olay yüzünden ben görevimden istifa ettim. Niye bir duruş sergilemem gerekiyordu? Niye? Çünkü orada bana yapılan, teknik direktörlük mesleğine yapılan bir şanssız bir, belki de zamansız bir, belki de çok acelece bir davranışa karşı benim bir duruş sergilemem gerekiyordu. Ve ben bu duruşu sergiledim, istifa ettim. Şimdi kazanan kim burada? Ben işsiz kaldım. Kimse. Bunun değeri tabii bilinen insanlar var, beni arayıp tebrik edenler var, antrenörlük mesleğine duruş sergiledim diyenler var. Ama bunun yani ben ne kazandım şimdi? Türkiye'de, Türk antrenörlük sisteminde ben ne kazandım? Ben bunu çok iyi biliyorum. Gökalp abi sen de bunu çok iyi biliyorsun. İşte bizim değerimizi ortaya koyacak sistemlere ihtiyaç var bu ülkenin. Ortada bir yanlış ya da bir doğru aramıyorum. Biri bana yanlış yaptı. Şimdi bu şu herkes açısından göstermemiz lazım. Yoksa bu ülkede antrenörlük mesleğini değerli hale getirmemiz lazım. Diplomasız çalışanların önünü engellememiz lazım. Bugün futbolu bırakan, yarın teknik direktörlük yapanların sayısı arttıkça diplomalı teknik direktörlerin bu ülkede hiçbir önemi yok. O yüzden bunu değiştirmemiz lazım. Kim değiştirecek? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı değiştirecek. Niye değiştirmiyorlar? Çünkü düzen sadece sistemsizlik üzerine kurulan bir düzen var bu ülkede. Ve bundan da insanlar menfaat sağlıyor. Çünkü piyasada liyakatsiz, bilgisiz, donanımsız, teknik direktör yapma teknik direktör yapma seviyesi artarsa insanların kullanacağı insan sayısı da artacak. İlkini duranlar, disiplinden ödün vermeyenler, ahlakından ödün vermeyenler bu sistem içerisinde kenarda kalacak. Sistem bize bunu öngörüyor ama biz bunun üzerinde davranacağız. Biz böyle davranmayacağız. Biz ahlaklı, etik, ilkeli, o diplomayı alırken çektiğimiz cefayı, o diplomayı alırken çektiğimiz eziyetin karşılığında o ilkeli duruşu sergileyeceğiz. Gerekirse hiç çalışmam, evimde otururum. Açık söylüyorum. Benim teknik direktörlükten başka yapacak hiçbir mesleğim yok. Üniversitede hocalık yapmam bu saatten sonra. Beden eğitimi öğretmenliği hakkı var. Onu da yapmam. Ama gerekirse evimde otururum. Ama ben bu duruşumdan vazgeçmem. Bana bugün yüzlerce antrenörlük mesleğine başlayan antrenör tweet attı. Hocam dedi, duruşunuz bize ilham veriyor. Size teşekkür ederiz diye. Ama ben Don Kişot gibi tek başıma ortalıkta dolanıyorum gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Hocam ben de hemen bir lafa gireyim. Ben de şimdi Mehmet Hocam, sizi tanıyan hani genç bir antrenör kardeşiniz olarak bu duruşunuzdan taviz vermemenizi rica edeceğim. Çünkü hani dediğiniz gibi antrenör mesleği çok değersizleştiriyor artık ülkemizde. Sizin gibi duruş sergileyen insanların sayısı daha da artmalı. Ben de inşallah yani söylediklerinizin noktasından virgülüne kadar her şeye katılıyorum. Tebrik ediyorum duruşunuzdan. Ama şimdi kazandık mı kaybettik mi konusunda bence hocam siz yine de gönüllerde kazandınız. Yani sonuç olarak da belgeniz de var, işte makaleleriniz var galiba. Azerbaycan'da mı yazmıştınız? Ben bu ülkede yurt dışında UEFA Avrupa Ligi şampiyonlarında oynamış bir teknik adamım. Biliyorum bu hocam. Bu ülkede yurt dışında iki şampiyonluk bir çalıştığım takımda o ülkenin kupasını kazanmış bir teknik adamım. Kimin umurunda bu ülkede? Kimsenin umurunda değil. Hiçbir basın mensubunun umurunda değil. Çünkü herkesin ihtiyaçları farklı. Herkesin menfaatleri farklı. Ülkede gelişime, liyakata, eğitime önem veren bir tane sistem kurmak için mücadele eden kimse yok. Maalesef. Herkes olayın farklı boyutunda. İşte Gökalp abi olmazsa söylediklerimizi
bu düşüncelerimizi kimse duymayacak. Akşam TRT Spor'a bağlandım, aynılarını söyledim. Hayri Ülgen sağ olsun, o da bizi bağladı, o da hocam ne oldu? Aynılarını söyledim. Niye? Çünkü bizim ülke olarak bu gençliği eğitmemiz lazım. Avrupa'yla yarışır hale gelmemiz lazım. Bakın bizim takımın yaş ortalaması 21.7. O takımın yaş ortalaması 21.7. Süper Lig'de oynayacak en az 7 tane oyuncu var o takımda. O çocukları bir düzen içerisinde, bir plan doğrultusunda, bir antrenman sistemi içerisinde, bir gelişim metodolojisi içerisinde sezon başından beri çalıştırıyoruz. Oraya bir teknik adam gelecek. Bizim ne çalıştırdığımızı bilmeden, bizim hangi sistemi uyguladığımızı bilmeden kendi kafasına göre bir antrenman metodu uygulayacak. O çocuklarla ilgili başladığımız o plan program ne olacak? Havaya gidecek. Ne? Başkan tweet attı çünkü. Oraya yüzlerce insan gelmek için başkanın altından üstünden girdi çünkü. Evet. Başka dedikodular çıkardılar çünkü. Menajerler devreye girdi çünkü. Niye? Çünkü ben menajerle çalışmıyorum. Niye? Çünkü ben menajerin ihtiyaçlarına cevap vermiyorum. Niye? Çünkü ben dik duruyorum. O yüzden de durum bu şekilde. Ben çok da fazla uzatmadan, olay 1460'lı Trabzon Efka değil. Bu ülkenin binlerce genci var. Bu ülkenin 20 milyon genci var. Binlerce insan futbol oynuyor bu ülkede. Biz bu gençlere doğru eğitim vermek zorundayız. Ben 1461 Efka'daki o gençlere teknik ekip olarak, benim ekibimde eski Süper Lig'de oynamış Mehmet Alper Atıcı var. Saatlerce defans çalıştırdı hoca. Anıl Yol Görmez var. Saatlerce duran top çalıştı. Biz geçen hafta duran toptan, taçtan gol attık. Biz o golü 5 ay boyunca çalışmıştık biliyor musunuz? Serik maçında 1-0 kazandığımız maçın duran topundan, kornerde taçtan attığımız golü biz 5 ay çalıştık. 5 ay. Ama saçma sapan bir tweetle taç antrenörüne de bu hafta Kasımpaşa maçında yediğimiz 6 golün tamamını da hafta içinde antrenmanda kalecimize çalıştırdı. O kaleci bir sonraki maçta o golleri yemeyecek. Ama biz bunu çalıştırdık. Biz oyuncularımıza bunun gelişimini vermek için elimizden geleni yaptık. Yapmaya da devam edecek. Ne oldu? Bizimki yarım kaldı. Gelecek bir tekniğe için onların dünyasında o çocuklar farklı bir yöne evrilecek. Yanlış Mehmet hocam anlamasın. Biraz gelecek toparlayalım mı? Bizim süremiz azalıyor çünkü. Sizi dinlemeyi çok istiyorum ama. Gelecek teknik ekibin yeterliliği ya da yetersizliği ile ilgili konuşmuyorum. Biz orada bir program dahilinde çalışıyorduk ve gelişimi planlamıştık. Sezon sonuna kadar ulaşacağımız hedef belliydi. Bir hoca gelecek, belki o da gidecek, arkasından bir tane daha gelecek. Saçma sapan oyuncuların bütün her şeyi mahvolacak. Ne yazık ki hocam, ülkemizde düzen bu. Ama siz inandığınız doğruları başka yerlerde de yapmaya devam edin bence. İnşallah biz de sizi örnek alarak futbol yani antrenörlük hayatımıza devam edeceğiz. Teşekkür ederiz Mehmet hocam. Hocam ağzına sağlık hocam. Gökalp abi, söz verdiğin için de çok teşekkür ederim abi. Benim sözlerim kendimi bağlar. Hiçbir kurumla kuruluşla alakası yoktur. Ben sonuçta bir teknik direktörüm. Benim bir liyakatim var. Üniversite eğitimim var. Sorumlu olduğum, bağlı olduğum, kendimi ifade ettiğim ilkelerim var. Herkese teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Gökalp biz de sana abi teşekkür ediyoruz hocam. İyi akşamlar görüşmek hocam. Görüşmek üzere abi. İyi akşamlar. Hemen Serik Belediyespor ile. Hoca çok yaralı olduğu için mecburen. Evet yani, kesemedik ama Mehmet hocam. Çok da ülkemiz haklı. Yani futbolunda genelde antrenörlerin şikayetçi olduğu bir konudan bahsetti. Yani bir programı buna ayarlayabiliriz gerçekten. Ayrılır. Bizim çok az süremiz kaldı hemen. Hızlıca geçeriz. Evet hızlıca bir toparlarız. Geçelim. Ben birazcık sessiz olayım abi sana. Kalan takımlar da bize kusura bakmasınlar bu hafta için. Çünkü iki tane üst üste gelince artık benim de evet şeklim bozuldu. Evet. Sonraki maçımız Serik Belediyespor evinde Adıyaman FK'yı ağırladığı maçtan 3-2 galibiyetle ayrıldı. Düello gibi bir maç oynandı. 46'da ilk yarı berabere bitti. İlk yarısında gol yok. 46, 63, 66, 72 durum 2-2. 78'de Üstün Bilgi penaltıdan 3-2 yaptı durumu. Serik için ideal bir sonuç oldu. Çünkü o da 23 puanda. Adıyaman için de Erol Hoca çok önemli bir çıkış yakalayabilirdi bu maçta. Ama Serik çok direndi. Çok inanmış demek ki. 3 puan aldı gitti. Adıyaman'da yeni hoca geldi. Hayırlı olsun diyelim. Evet. Levent Kartop. Aynen. İnşallah başarılı olur. Levent abi de sevdiğimiz bir
antrenör. Ama Adıyaman da çok hoca değişiyor. Geçen sene 11 tane mi hoca değiştirdiler? 11 taneydi hocam. Buna evet. da bir çözüm bulunması lazım. Değişir. Bu da problem. Çok sık hoca değiştirmeyin lütfen yönetimler. Sizden rica edelim bunu. Sonraki maçıma geçiyorum hemen. Zonguldak Kömürspor Kırşehir'e konuk oldu. Maçtan 2-0 galibiyetle ayrıldı. Kırşehir'in bu beraberliğini beklemiyordum. Bu mağlubiyetini beklemiyordum. Zonguldak Spor'dan da bu galibiyeti beklemiyordum açıkçası. Ama hakem konusunda her iki takımın da beğenisini kazanan bir yönetim olduğunu varsayalım. Biz hakem konusunda pek konuşmayız hocam. Hı hı. Yani tarafların itirazlarını dile getiririz ya da şeyi söyleriz ama bu maçta hakem İki konusunda olumlu bir görüş aldık. Hı hı. Şenol Hoca da 2 senedir başarılı Zonguldak'ta yardımcısı. Evet. Yaşar abi var, Yaşar Kabakçı. Diyarbakır'da da iyi işler yaptı. Şenol Hoca da antrenörlüğü yani... Başarılı yani son yıllarda. Şenol Hoca'yı telefon konu almıştık zaten. Evet, almıştık. Bir de ben Zonguldaklıyım hocam. Zonguldak da hep böyle bir şeydir, sallantıdadır. Maddi destek gelecek mi, gidecek mi falan filan. Hala vardır. Sıkıntı var galiba da. Yeni takımları başarılı iki senedir. Kırşehir'in düşerler diyordum hatta. Kırşehir'in orta sahası iyi ama stoperlerin arasına adam sokmayı başardı Zonguldak Spor. Fikstür olarak da avantajlı sayılabilecek bir döneme göre haftaya seriyi ağırlayacaklar. Ondan sonra biraz daha rahatlıyor fikstürleri. Şu anda 20 puandalar. İlk yarı 20 puan. Onun üzerine tamam. biraz daha koyarlarsa daha da rahat daha edecekler tabii, inşallah. Evet. Sonraki maçımıza geçelim. Balıkesir Spor evinde Kırklareli'yi ağırladı. Maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Bir telefon bağlantımız var. Cengiz Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Teşekkür Yayınlar ederiz. Cengiz Bey, sizden ben özet isteyeceğim. Çünkü sürem tamam. çok azaldı. Peki. Gökhan Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar abi. Bey. Amfite milli takımıyla gurur duyuyoruz. Başarıların devamını teşekkür duyuyoruz. Ederiz abi. Sağ olun. Evet. Balıkesir son iki haftayı kendi evinde oynadı. Uşak Spor ve Kırklareli'yle karşılaştı. Uşak mağlubiyeti sonrası Kırklareli daha da önem kazanmıştı. Balıkesir bu maça 3 puan alma gözüyle bakıyordu ama ancak istediği gibi olmadı. 5. dakikada Uğursan'ın golüyle öne geçmesine rağmen 20. dakikada eski oyuncusu Uğur Aygören'in golüyle eşitlik sağlandı. İlerleyen dakikalarda iki takım da gol için yüklense de gol kendilerine 3 puan getirecek golü bulamadı. Balıkesir özellikle golcüsü yani takımın en golcü oyuncusu İbrahim Ali Çolak'ın sakat olmasından dolayı bu maçta ondan mahrum çıktı sahaya. Ve Balıkesir sahadan 1 puanla ayrılarak son sıralardan kurtulamadı. Ve Balıkesir'in galibiyet hasreti de bu maçla birlikte 5 maça çıktı. Önümüzde pazar maçı var. Gerçekten önemli maç. Biz 18. sıradayız. Pazar 20. sırada. Her iki takım için de 6 puan değerinde bir maç. Ama ne çıkar, nasıl olur bilmiyoruz. İnşallah iyi oynayan kazanır. Balıkesir galibiyet hasretini sonlandırır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ederiz. Özür sonraki dileyerek haftalarda... çok kısa aldık. Kusura bakmayın. Telafi edeceğiz inşallah. Sağ ol, teşekkür rica ederim. İyi akşamlar. Sağ ol. İyi akşamlar. Sonraki maçıma geçiyorum. Tabii. Kastamonu Spor evinde Diyarbakır'ı ağırladı. Maçtan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Ümit Karan Hoca'nın ilk maçı. Daha önceki maçta tribündeydi. İlk yarı berabere 61 ve 75'te Abdülaziz Solmaz Metin Cancici ile öne geçti. Diyarbakır'da 90+2'de Diyarbakır'da Erman Bolucu kendi kalesine attığı golle Diyarbakır gol kazanmış oldu. Zafer Şahin ile yollar ayrıldı bu şeyden sonra maçtan sonra. Diyarbakır Spor kötü kadro mühendisliğinin sonuçlarını hoca da aramasın diye söyleyeyim ben. Bence de. Hocayla alakası olan şeyler değil bunlar. Yani kadro kötü. Hatta bir 3 oyuncu da kadro dışı kaldı Diyarbakır'da. Yani herkesin hakkını verelim. Kesinlikle. Evet. Sonraki maçıma geçeyim. Zaten son maçımız Uşak Pazar. Evet. Uşak Spor evinde Pazar Spor'u ağırladı. Maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Uşak Spor'da abi ben hemen gireyim mi Uşak Spor'da? Bülent Akın'la ben çalışıyordum işte beraber teknik ekip olarak. Beni çağırdı Uşak Spor. İşte amatör bir takımda olduğum için gidemedim. Kaleci benim kalecim. İlk ben oynatmaya başladım. Vedat Büyükkül. Çok beğendiğim bir kaleci. Genç. Yani geçen sene ben oynattım ilk defa. 7 maç oynadı ama az oynatmıştık. Bu sene hani full bir sezon geçirmesi gerekiyordu. Uşak'ı Bülent Hoca aldı. Oynuyordu. Ama Bülent Akın kendisi ayrıldı. Sezon başı iyi başlayamadı. Uşak Spor. Recep Hoca geldi sonra. Recep Yazıcı. İdari menajerdi. Şimdi sahaya geldi. Bir iki galibiyetleri bir de beraberlikleri var bu hafta pazarda beraber. Pazar Spor'da da
İdari menajer Ramazan, takım arkadaşım Ramazan Öztürk. Onu da buradan selam yolluyorum. Pazarspor'da eskilerdeki İnegölspor gibi. İşte bir sene ikinci ligde, bir sene üçüncü ligde. Nasıl şampiyon oluyorlar, nasıl düşüyorlar kimse anlamıyor. Bu sene de yine düşme hattındalar. Sene yine şampiyonluğu oynarken görürüz herhalde üçüncü ligde. Uşak ZTK'da da yeni Malatya'yı mağlup etmişti. Valla işte bazen genç bir takım. Genç takımın ne yapacağı belli olmuyor. Peki o zaman kapatıyorum dosyamı. Tamam. Biraz hızlı kapattım ama. Panoramaya geçelim. Panoramaya geçebiliriz. Hemen panoramamız gelsin. Haftanın 11'i, haftanın karması, kırmızı grup ile başlıyoruz. Ankara Demirspor'dan Ömercan'ı kaleye almışız. Savunma Ömercan'ın golü de var herhalde. Renkli birisi. Böyle Türkiye Kupası'nda bir gol mü atmıştı? Öyle bir şey var mıydı? Türkiye forvete girdi bir hani gençken. Gol atmadı herhalde. Ha yok seyrettim. Covid varken, seyrettim. Covid olduğu zamanlarda. O maçı seyrettim ben. Sahaya girdi. Forvet olarak oyuna girdi. Evet. Güzelmiş. Pazarspor'dan Oğulcan, Etimesgut Belediye'den Sezer Özmen'e yer vermişiz. Ankara Demirspor'dan Alperen Kuyubaşı, Balıkesirspor'dan Ayberk Kaygısız. Orta alanda Kastamonu'dan Berkay Samancı'ya yer verdik bu hafta. İleri dörtlümüz Oğuzhan Doğan, Serik Belediye, Aykut Yakut, Zonguldak Kömürspor, Eyüp Akcan, Zonguldak Kömürspor, Berke Bıyık, Buca Spor ve forvetimiz de Serik Belediye'den Üstün Bilgi. Hemen beyaz gruba geçelim. Kaleye Düzce Spor'dan Ersin Aydın'ı almışız. Savunma dörtlümüz Batman Petrol Spor'dan Ferdi Konak, Ankara Spor'dan Recep Yemişçi, Nazilli Belediye'den Doğukan Nelik, Sivas Belediye'den Tufan Kelleci. Orta alanda Barış Bozdilki Sivas Belediye'den, ileri dörtlümüz Şanlıurfa'dan Şahin Fıstıkçı, Arnavutköy'den Mustafa Fettahoğlu, Sivas Belediye'den Furkan Sağman, Nazilli Belediye'den de Alim Harlak. İleri uçta da Çorum FK'dan Sinan Kurumuş'a yer verdik. Güzel olmuş. Evet haftanın takımları. Beyaz grupta Çorum, kırmızı grupta 1461 Trabzon. Keşke Mehmet Hocam da olsaydı ama. Yani. Beyaz grupta haftanın takımı İbrahim Cezayir Sivas Belediye'den. Kırmızı teknik grupta da Şenol Demir Zonguldak Kömürspor'dan. Gol krallığımız. Erhan Çelenk bir gol atarak golü 8'e çıkardı. Enver Cenk Şahin bu hafta suskun. Zirvede ama. Zirvede. Maşallah. Zirvede rüzgar sert eser. Atması lazım. Devamlı atma. Yoksa böyle altına gelir. Atması lazım da evet. Hep 0-0. Bu da sondu. Tahmin oyununa geçebiliriz herhalde. Tahmin oyununa geçemiyoruz maalesef. Bu hafta süremiz yetmedi. Bu hafta da tahmin etmeyelim. Bu hafta tahmin etmiyoruz. Peki evet. Öyle yapalım. O zaman sana programı kapatmak düşüyor. Aslında son bir dakikamız var. Ben genel olarak sizden birer cümle almak istiyorum. Nasıl geçti? Ben yeterince konuştum. Ben şeye vereyim, bana vereyim. Abi ben çok konuştum seni. Ben konuşayım diye konuşuyorum. Ampute milli konuşalım. Ampute milli takımımızın başarısını konuşalım. Çok büyük emek sarf ettiler. Çok büyük emek sarf ettiler. Bildiğiniz gibi değil. Dünya şampiyonu. Hepsini tek tek kutluyorum. Sporcusundan, teknik adamından, kaleci antrenöründen, malzemecisinden hepsini tek tek kutluyorum. Türkiye'ye çok büyük bir onur ve gurur yaşattılar. Avrupa şampiyonluğundan sonra bir de dünya şampiyonluğu geldi. Erhan çok sevdiğim bir kardeşimdir. Daha önce tandemide kendisini konuk etmiştim. Şimdi yan yana olmaktan dolayı da çok mutlu oldum. Güzel de bir program yaptığımızı düşünüyorum. Osman Hoca'ya da selamlarımızı, saygılarımızı iletiniz lütfen Erhan. Biz gerçekten çok büyük gurur duyduk Ampute milli takımla. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim beni ağırladığınız için öncelikle. Çok güzel bir program oldu. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Bu programı herkese izletmemiz lazım ikinci ligde. Ben yani ikinci ligde teknik direktörlük yaptım, kaleci antrenörlüğü yaptım, işte 100'den fazla maç oynadım. Ama böyle bir program olsaydı, hani hatta görüntüleri de, hani bence maçın özetleri de yayınlansa daha güzel olur. Bununla ilgili işte bir çalışmalar da yapılmalı bence. Hala ikinci ligde oynardım ben yani. Öyle bir daha bırakmazdım. Daha bırakmazdım hala futbol oynardım. Evet. Kapatalım artık. Başımıza tamam. Bela geldi. Teşekkür ediyorum. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Herkese mutlu haftalar diliyoruz efendim.